Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Yüz kaç? Ders kaç? 135. 35. 34 yaptık mı? Bir bakar mısın? Osman burada mı? Yok. Bugün ayın kaçı? 34 biz yok yani. 1-0-1-11-35 abi. Öyle mi? 135. 34 yapılmış mı? Geçen hafta. Peki, mukaddeme yapıyoruz. Çok önemli bunlar. Hazır mıyız? Bak. İlk önce şöyle başlayayım. Simge var, tabir var. Simgeler şekildir. Tabir yazıdır. Tamam. Şimdi tabir demek, mesela diyelim ki insan, mesela dima, mesela vicdan, bir tabirdir. Bu suretinin nüfus cüzdanıdır, tabir lafzı. Yani kâ onu lügatla doldurursunuz, kâ istila, kâ örf, kâ anane, kâ ilim. Bunun içini bir şekilde doldurursunuz, vicdanda ne anlıyorsanız. Tabirler olgulara, realitelere, mevcuda bağlıdır. Vicdan deyince vicdanın kendisine alakalıdır. Bunu ya örfen, anane, kültür, gelenekle veya kendi ilminle dolduracaksın. Tabir, anladın mı? Şimdi o zaman tabir nedir? Aklın kah elidir, kah gözüdür, kah merdivenidir. Onunla düşünür. Onunla alır. Onunla alır. Ha. Şimdi tabirlerin içini doğru doldurursak ne kadar zeki olsan diyelim, çok zekisin, çok bilgilisin ama tabirlerin içi. Zile niye basmıyor? Basın. Çalışmıyor mu? Ha. O zaman o kapıyı halledin onu. Adam ittiği gibi girsin. O zaman tabirlerin içini doğru doldurmak gerekiyor. Mesela adam çok zeki ama tabiri yanlış biliyor. Onun da yanlış düşünecek. Anlıyor musunuz? Çözemez yani. Ya çözemez hem de yanlış düşünür. Ama çok zeki. Zekilik şeydi, sebeplerden bir tanesidir. Mesela mutluluğun bir sebebi paradır. Ama bir sebebi de sihattır. Bir sebebi de talihin olacak yani. Ne olacak? İyi bir ailede doğacaksın. İyi veya iyi bir çevre, iyi bir eğitim. Bunlar hepsi bütünseldir. Yani mutluluğun sebebi bir tane değil yani. Mesela ben biraz talihliyim. Çünkü ailem mazbuttu. Bulunduğum yerde hiçbiriniz olmamıştır. Zannetmiyorum. Çünkü elektrik yoktu. Yani talihim çok fazla. Biz olsak bahtsızlık deriz adı. He. Bahtsızlık yani tam teh dersiniz değil mi? Oysa talihim çok yüksek benim. Çünkü elektrik görmedim hiç. Dolayısıyla elektrikle alakalı hiçbir şey görmedim dediğim bir yerde. Hasan amca dedi genç. 7-8 yaş. Buzdolabı da mı yoktu? Anlamıyor ki. Elektrik yoktu deyince anlamıyor ki. Abi siz netice itibariyle mi bunu söylüyorsunuz? O gün de aynı şeyi söyleyebiliyor muydunuz? O gün diyebilmen için zıttını bilmem gerekiyordu. O zaman da zaten en iyi bendim gene. Çünkü zıttı yoktu. Çelişki gibi gözükürken elektrik, elektriksiz diye göre aslında ilişkinin ta kendisidir. Nimetin kendisiymiş. Eksiklik zannediliyor. Oysa tamlıktır. Onun için doğada, kainatta çelişki gözüken şeyler aslında ilişkinin ta kendileridir. Mesela hastalık gözüyle kavradığın, bildiğin, anladığın, baktığın şeyle sihat gözüyle görebilir misin? Hayır.
O zaman hastalık siyahatın çelişkisi gibi gözükürken fıtrata göre ilişkinin ta kendisidir. Şimdi bu noktada bakın, ha simge nedir peki? Simge benim dışımdaki mevcut. Üç tane şey vardı. Şöyle. Bunu yazmam gerekiyor. Bunu artık yazıldı, siliyorum. Şu. Bunu kaçırmamak gerekiyor. Kainat. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. İnsan. Bu zıtların cemi. Cemi. Zıtların mutlak sahibi. Evet, sahibi. Sahibi. Arkası. Tamam. Şimdi bu şöyle gidiş geliş vardı. Başka kalemle yapayım diyor ama. Bu yarattı. Bu yarattı. Kim olması lazım zıtları yaratabildiğine göre? Zıtların dışında olacak. Tevhid sahibi. Ama şey de yapabilirsin. Aslında bunun sahibi bu. Şöyle diyebilirsin. Daha doğru da olur. Zıtların sahibi. O zıtları yarattı. Şöyle. Vahdet. Zıtlar ama cem olmuş. Bütünsel olmuş. Aslında bir şey anlatacağım. Bunu daha önce konuşmuştum. Şimdi bunu aldı. İnsanın içine koydu. Bu sahibi bu. Bunun arkasını, kendisini de ben, herkesin bir sırrı var, benim de bir sırrım var diyor. İnsan, bu temel bilgi olduğu için buraya koyayım diyorum, şu temel bilgi gibi. Tamam. Cem etti insana. Yani Allah kendi tevhidini insana nasıl verdi? Sırdır işte. Ne demek? Örnek veriyorum. Biz inanıyoruz ki Allah her şeyin sahibi. İstediği olur dünyada, her yerde. İstemediği olmaz. Her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Değil mi? Biz böyle inandık. Bunun bedeli de, ücreti cennette aynı, biz böyle olacağız. Bir anda her yerde olacağız, hiçbir yerde olmayacağız. Her istediğimiz olacak, istemediğimiz olmayacak. Bu nedir o? O sıra sahip olduğumuz için buna sırrı tevhid denmiş. Sırrı tevhid ona değil, gördüğünüz zaman Risale'de insandaki, tevhidin insandaki şeyi, taayyunu ve teşahhusu. İnsandaki taayyun ve teşahhus, tevhid insana böyle olur. Kendisi monta etmiş, halife olmuş böylelikle. Şimdi bu vahdet, zıtların cemi, çelişki gibi gözükürken aslında ilişkidir. Mesela bedensel hayatın çelişkisidir. Soğuk sıcak çelişkidir bedende. Hastalık sıhhat bedende çelişkidir. Ama ruh için ilişkinin ta kendisidir. Çelişki gibi gözüken her şey ilişkidir. Yani bütünseldir. Dolayısıyla insana bunu cem ederse, buna görürseniz şöyle. Sırrı, bakayım yukarıdan aşağı yazacak yapın. Vahdet. İnsanı monte etti 18 bin alem. Doğru yazayım ya. Cem olmuş. İnsan. Sırrı vahdet ve sırrı tevhidin birleşmesi midir ehad abi? Bu kavşak. Yani ehad işte. Ehad. Ehad.
Ama ehadiyet olabilir mi? Sır ehadiyet. Kendisi değil yani ehad. Çünkü o zattır o. Sır ehadiyet. Tabii. Şimdi oraya gelmeyeyim da bu buna vücut denilir. Bu onun. İnandığım gibi yazmak istiyorum. O da elim ona yaz. Ya. Vücut. Bu mevcut. Bu mahluk. Tabirleri biraz önce derse başlamadan önce aklın gözü eli ayağı, aklın aklı. Çok zekisiniz. Çok bilgilisiniz ama çok fazla kütüphane okudunuz ama dikkat olmamış. Dikkat ne demek? Mesela doktorumdan alayım, devlet memuru olduğu için. Herkesin bir dosyası var. Şimdi bilgisayarda eskide öyle değil. Geldi dosyayı, attınız kişiyi, hastanın dosyasını veya trafik dosyasını attın, depoda yığıldı. Bir daha geldiği zaman sen dosyasına nasıl ulaşacaksın? Yani o yığınaktan çıkartamaz. Dikkat şu, onu tasnif etmek, tarihine göre, yaşına göre, cinsiyetine göre. Yani bu dikkat latifesidir. Dikkat sokaktaki bir tabir değil muhakematta. Nedir o? Dikkat latifedir, latife. Yani her şeyi yerli yerine koyma melekesi. Ustad şey diyor, evlenirken bir insanın kız alma, helal olabilmesi için iki tane şart lazım. Bir tanesi mehir, bir tanesi de nedir? Müslümanların şahitliği. İşte evlenmenin, nikahın, hakikatin, hakikatle sana gelmesi için, mal olması için dikkat gerekiyor. Dikkat evlilikteki mehir gibidir der ustad. Şimdi bilgi ve belge yönetimi diye bir bölüm var üniversitede. Öyle mi? Tabii onu tasnif eden üniversite var. Bölüm var yani. Allah Allah. Tabii. Bilgi ve? Belge yönetimi. Fesubhanallah. Çok ilginç. Arzucilik değil mi? Eski yani. Yönetimi. Yani mesela ben üniversitelere şöyle bakıyorum. Eskide beri böyle profesöre söyledim Pakistanlı birisine. Çok güldü, çok hoşuna gitti. Bilgi öğretir gibi gözükürken bilgiye nasıl ulaşılacağının yöntemini söylüyor. Mesela tıp okudu, ben söyleyeyim kendisi yapsın. Tıp bedendeki anatomisi vesairedir. Bu doktorluk değildir. Bu malzemelerle bizzat realitede, yani karşı hasta geldiği zaman o malzemelerle ona ulaşmak. Tıp o yani. Nedir o? Üniversite bilgilerin nerededir? Hakikatin nerededir? Yani bu bende bir malzeme var. Çekiç, kaynak, iki ağızlı anahtar, tornavida. Arabayı tamir edeceğim. Ne kadar bilgim var? Malzeme de var. Araba yok. Olmadı. Dolayısıyla bilgiye nasıl ulaşılacağını. Mesela Einstein'e sormuşlar. Hiç unutmuyorum. 276 Fahrenheit kaç santigrat eder demişler. Bizzat da aynı misal olur. Demiş ansiklopedi verir misiniz demiş bakayım. Senin gibi dahi adam bunu bilmez mi? Hemen ulaşılacak bir şeyi dedi kafama koymak çöplük haline gelir. O zaman doğruları yani o bilgilerin arkasına geçmek için diyor bana saha kalmaz. Yani rahat hareket edemem. Hemen ulaşılacak şeyi ben ezberlemem dedi. Doğru söylemiş. Yani örnek vereyim ustadan, ustadımdan. Çalışıyor. Su ihtiyacı oldu. Kalem elinde. Su, o zaman toprak testi yapıyorum oturarak ki böyle antika bir şey yani. Testi almış. Testi nerede? Buzdolabı yok. İple bağlamış cama. Camın kenarına ki soğusun. Vücuda şey ya, zehir diye ya. Kalkmış, gidecek oraya kadar, durmuş, unutmuş nereye gittiğini. Tekrar geri dönmüş, yazmaya devam ediyor. Tekrar su ihtiyacı olunca, tekrar üçüncü kez hatırlıyor. Bu hafızası mı gitmiş? 90 cilt ezberleyen kitap. Dikkatini vermemiş. Mesela, onun için kendinize zulmetmeyin. Kendinize böyle fatura. Ben ne biçim adamım ya, bunu nasıl unuttum? Demeyin. Çünkü
mehir vermediniz. O kız helal olması için mehir vermen lazım. O hakikat sana mal olması için, senin olması için mehir verecek. Peki nedir o? Hep derim. Yazmadan mehrini vermiyorsunuz. Derslerde aldığınız şeyleri kaydedersen mehir, bu dikkattir. Yoksa uçacaktır bu. Bu ders uçacaktır. Tamam. Şimdi sırıtıp insana cem olmuş. Bunu niçin kalkmıştım, anlatmıştım? Zıtların cemi mahluk. Bir şey anlatmak için. Mihir vermemişsiniz abi. Ha? Mihir vermemişsiniz demek. Mihir vermedi ben. Bunu bir şey için anlattım. Asıl insan... Tabirleri ve şekilleri. Tabirleri mesela. Tabir, bakın çok zekisiniz, çok bilginiz var. Tabirler, biraz önce verdiğim gibi misal, vicdan dedin. Zeki dedin. Bunun içerisini doğru dolduramasan, ne kadar zeki ve akıllı bilgi de, külliyatı da bilsen, hurda haş olmuş bilgi. Çok okumuşsun 50 defa. Ama onu tasnif edememişsen, tabirlerin içerisini doğru dolduramazsan, işte tabirler olgulara bağlıdırlar. Yani vicdan kelimesi vicdana bağlı. Efendim abi. O zaman Hasan Hocam, Risale-i Nur lügatı olmadığı sürece Risale-i Nur tam anlaşılmayacak. Yani zaten yeni başladığın hayal et bir yerde. İlle hoca, Risale'nin hocası yok. Sen köyde bir şekilde Risale'nin ulaştın. Lügatsız ne yapacaksın? Yok yani öteki lügatla bakıyoruz Risale-i Nur'a ama hakiki lügat değil o zaman. Hakiki değil o. Çünkü alimlerin şeyidir o. O belirli bir süreç geçmen içindir o. Yani mesela çocuksun, mama yediriliyorsun. Ama mamaya mahkum olmayacaksın. Sonra pürzolaya döneceksin. Yani lügatla külliyatı tanıyorsun vesaire okuyorsun. Sonra işte bu tabirler, bu çalışıyoruz da sırrı tevhid ne? Yakında inşallah çıkacak. Bu çalışıyoruz mesela dima nedir? Külliyata, lügata bakarsan belki de yarım satır yoktur ya, yarım sayfa yoktur. Ama 3 cilt kitap olarak çıkacak dima. Yani bu tabirin içini dolduruyoruz. Gelecek kuşağa bu tabirleri doğru doldurup külliyattan dolduracak. Sırrı vahdet, sırrı tevhid. Külliyattan dolduruyorsun. Mesela birisi bana soru sordu. Bu tabir dedim külliyatta olmadığı için bilmiyorum. Ya bir şey diyemez misin derim ama isabet ettiğimi bilmem. Onun için benim sağım külliyattaki tabirlerdir. Ama sırrı vahdette bak çelişki olanı aslında ilişkin kendini. Bunu diyebilmem için buna çalışmam gerekiyor. Yani çelişki gibi gözüken ilişkidir. Cümlem nedir? Çelişkiler ilişkinin ta kendileridir. Yani misal de o. Peki sembol neydi sembol? Olguların birbirlerine kıyas ile bende uyanandır. Uyandırılandır. Şimdi tabire lügat karşılığı diyebilir miyiz? Ne diyeceğiz tabir için özet bir kelime? Lügat nüfus cüzdanıdır. Tabir kendi hakikatini orada görmek. Mesela diyelim ki sırrı efendim insan mahluktur. Ve bir tabirdir. Neyle doldurduk? Sırrı tevhidle, sırrı vahdetiyle doldurduk. İçini doldurduk. Cemidir. Yani böyle bir kavşaktır insan. Hakikati tabiri hakikatidir o zaman. Evet. Doğru tabiri o kelimenin hakikatidir. Yani tabir kendi hakikatimi olgularda görmek. Yani varlıkta görmek. Mesela şöyle. Elmaya bakıyor Allah hatırlıyor, armuta bakıyor Allah hatırlıyor gibi. Yani orada Esma'yı okuyunca sende uyanıyor. Hani doğru okursan seni uyandırılıyor. Sende uyanandır. Manayı harf. Evet. Sende uyanandır işte artık. Şimdi onunla ait şey yapıyorum. Biraz gideyim. Furkan. İnsan beşeriyetinden sıyrılarak. Bu çok önemli. Doktoruma bakacak. O ayrı hayatına ya. Çoluk çocuğunuz var. Bunu kullanın bak. İnsan beşeriyetinden sıyrılarak insan olma nispetinde kendi varlığından tad alır. Yani bıktım bu hayattan diyor kızın, oğlun, eşin, sen. Ben bu hayattan bıktım diyor. Yani artık hayat bana keyif vermiyor. Her gün bu ne ya? Böyle bir hayat mı olur demesinin sebebi beşeriyete mahkum olmaktan kaynaklanıyor. Beşeriyetten sıyrılma nispetinde insan kendi varlığından kendisi tad alır.
kendisi kendisinden zevk eder, tad alır. Beşeriyetten insan olmaya farkındalıkla olur. Peki beşeriyetten insan olmaya nasıl çıkacağım? Farkındalığını artırarak. Bak ne geçiyor? Görüyor musunuz? Şu serbest bölge beşerdir. İçi şerlerle doludur. Tamam? Bişer, beşer. Yani anlıyor musun? Fakat bu serbest bölgeye vahiy geldiği zaman beşeriyetine, aklına, şuraya Kur'an geldiği zaman beşeriyet insanlığa doğru yükselmeye başlar. Bir daha insan bıktım, yaşayamıyorum, hayat anlamını yitirdi diyemiyor çocuk kızı. Yani bu şekilde güzel cümle kuramıyor ama bıktım ya, of, puf. Veya bakıyorsun eşine, kendine ikide bir, hiçbir şeyden memnun değil, mesut değil. Memnun edemiyorum ya. Onu alıyorum, bunu alıyorum, şunu yapıyorum. Ya kardeşim ne yaparsa yap, araba bile alsan. Onu al, ya memnun olur. Belki bu girdaptan çıkar, çıkamaz. Ne alırsan al, memnun edemeyeceksin. Allah Resulü'nün tabiriyle. Bu öyle bir ders olsun ki, hayatın içinde olsun diye anlatıyorum. Hayır. Allah Resulü diyor ki, sırat-ı sen, bir mana topluyorum, tam metin değil. İnsanların akıllarını, kalplerini tatmin ve terakki ettirmedikçe, tatmin ve teskin ettirmedikçe hiçbir iyiliğiniz onu memnun edemeyecektir. Ne yaparsan yap, uçak dahi alsan olmaz. Ne yapacağız? Bak çare, dert imal etmiyor. İnsan kutudur. Bu kutuda beşeriyeti var, ubudiyeti var, vazifedarlığı var. İnsan beşeriyette kaldıkça, dünyayı verseniz helmin mezit diyecektir. Doyum olmayacaktır. Tatmin olamayacaktır. Çünkü böyle yaratılmamış. Ne yapacağız? Beşeriyetten şu, o kızın, oğlun, kendin, eşin hayattan şey değil ya, sevmiyor hayatı. Memnun bir türlü, hiç memnun değil. Ne yaparsan yap. Ben ya Hasan abi, ben ya. Ben Allah bana ne verse tatmin ve teskin olmadığım sürece olamazsın ya mutlu. Sebebi şu, şuradasın. Şerlerin içindesin. Yani hayır da var, şer de var. Şu kutunun içindesin. Bak şuradan ok gelmiş. Bu beşeriyetten, bu beşerdir. Tamam? Beşerdir bak, beşer. Şu beşeriyetten vahiye muhatap olmak eyleme dönüştürmektir. İnsan olma sürecine doğru girersen, o beşeriyetinde arabayla gidiyorum, bırakıyorum çizgi, yolun çizgisi var ya, atıyorsun. Ağaçlar gidiyor geriye. Yani beşeriyetten sıyrıldıkça hiç bu fazla araba vermeye, çikolata almaya, ikide bir şey yapmaya da hiç gerek yok. Hatta onlar sıkmaya başlar. İnsan olmaya doğru gittince. Peki ikinci soru. Nasıl insan olacağım? İşte peygamberlerin vazifesi insanları insanlık makamına çıkarmaktır. Farkındalığını artırarak. Farkındalık. Devam edeyim bakayım neymiş. Farkındalık şu. Sen bu varlığın bütünsel sürecin sonucu değilsin. Ağacı meyvesisin. Bu varlığın sürecin sonucu meyvedir. Ve meyvedir. İnsan meyvedir. Ama çekirdek ağacın sonucu değildir. Meyvenin içerisindeki çekirdek ağacın sürecin sonucu değildir. Baştaki çekirdeğin fotokopisidir. Ne aynısıdır ne gayrısıdır. Deyip başlayacağız konuşmaya kendimizde ve eşimizde. Yani insan bununla insan değildir. İnsan bununla insan değil. Peki ne yapacağız? Devam ediyorum. Beşeriyetten insan olmaya farkındalıkla olur. Farkındalığın kadar insanlık makamına çıkarsın. Bunun ileri meratibi imandır. Yani peki farkındalığı ne yapacağız? En basitiyle kızıma, oğluma. Allah'ın yaptığı bir nazar var, ölçü var peygamber. Böyle nimetlerde ve musibetlerde nasıl bakacağız? Elindeki nimeti aşağıdakilere kıyas ettirerek, hastalıkları da yukarıdakilere kıyas ettirerek.
farkındalığın. Bu en düşük seviye. Yani mesela bugün korona değilim, bugün kanser değilim, bugün yoğun bakımda değilim. Çok şükür elhamdülillah. İyiyim yani. Bir nefes almayı bilirsem arabasızlığa da kanaat ederim. Ne demek olduğunu. Tamam. Nasıl ki hastaneden çıkan uzun müddet yatan adam hastaneden çıkınca arabayı binmek istemez, yürümek ister. Özlemiştir yürümeyi. Sizin Polatlı'daki sakat adam. Ya sakat adam. Öf. Palahta'daki sakat adam. Allah Allah. Ya benim ayağım var, onun ayağı yok. Yani farkındalığımız yoksa elimizdeki hiçbir şey bizi memnun edemeyecek. İnsan olduğunu bilemezsin. Allah bile farkındalıkla çıkıyor, biliyor musunuz? Allah bile. Farkındalık. Fark. Yani demek ki beşeriyette kalmışsak kutunun içinde hiçbir iyilik memnun edemeyecek. Farkındalığı artıracağız. Farkındalıkla zıtları göstereceğiz. Zıtları kıyas edilecek. Mesela ben 1/2 Metris, Silivri, Kartal hapishanelerine 2/2 zihnim gidiyor yani böyle. Yer yer ziyaret ediyorum. O duygu kaybolmasın bende diye. Kapısına gidiyorum. Ondan sonra Maltepe'deki tanıdı adam. Yani ki o zaman benim nöbetçiymiş galiba benim koğuşta. Diş nöbeti gelmiş o gün. Gittiğim zaman "Oo hoca niye geldin?" dedi. Yani içeride nöbetçiyken o gittiğim zaman diş nöbetteymiş. Böyle. Çok garibime gitti. Niçin yapıyorum biliyor musun? Farkındalığımı canlı tutmak istiyorum. Çok şükür diyorum. Böyle baktığım zaman çok şükür. Anlatamam ki nefes alman ne demek olduğunu. Ya. Çünkü nefessizlik çektin mi? O zaman farkındalığımız arttıkça insanlığımız ortaya çıkıyor. Üstündeki battaniye kalkıyor. Bu ona bizde bir de teşekkür hissi çıkıyor, farkındalık. Çok şükür ya Rabbi, iman. İman oluyor. Cennette var mıydı? He? Cennette var mıydı? Cennette var tabii o da. Çünkü Adem Aleyhisselam o anda yani cennette var mıydı bu zıtları olarak tatmin, teskin gibi haletler? Tabii kendi iç aleminde vardı zaten. Zıtların cemiyi Adem. Ama tek boyut olduğu için zıttını göremedi. Yani beka istiyordu. Dünya tek şey, cennet tek boyutluydu. Acaba bunun sonunda tersi olabilir mi? Biter mi dedi yani. Lezzet, bir şeyden lezzet almak değil. Vasıtalar, sebepler çıkar sebepsiz lezzet. Bak, lezzetle zevk farklı şeylerdir. Zevkler bedenseldir, beşeriyettendir. Lezzet ise içseldir. İnsanlarla alakalıdır. Onun için lezzet bir şeyden lezzet almak değil ya. Peki nedir? Vasıtalar, sebepler çıkar sebepsiz lezzet olur. Yani vasıtaları, sebepleri çıkar, kendisi bizzat lezzettir. Mesela onu ben acele etmeyeyim, sözlerde misal vereceğim. Eşyadan mesela armuttan lezzet almak değil, buna zevk denir. Lezzet nedir peki? Sebepsiz zevki almak. Bunu nerede anlatır? 32. söz 619 sözlerde şöyle diyor. Halbuki hakiki lezzet ve muhabbet ve kemal ve fazilet odur ki gayrın tasavvuruna bina edilmesin, zatında bulunsun ve bizzat bir hakikati mükerreri olsun. Nedir onlar? Lezzeti vücut, lezzeti hayat, lezzeti iman. Yani zıtsız bilmek. Yani vücudumu yokluğa bir gideyim de vücudu kıymetini anlarım değil. İmanın lezzetini almak için ya bir imansız olayım de imanın kıymetini anlarım. Hayır. İman, vücut, hayat sebepsizdir. Zıtsız bilinir. Kendisi ilişkiyle çelişki cem etmiştir. Peki nasıl yapar onu? Zıttı yokken kendisi bizzat mahbubedir. Yani kendisi devamlı canlıdır. Vücut. Cennette nasıl olacak? Cennette işte bu zıtsız zaten. Bunun işte. Cennette bu. Nasıl lezzeti, nasıl farkına varacağız? Yani şu anda iman gibi mesela. Yani imanda lezzet yok mu? Devamlı artıyor.
Yani iman sabit değil. Her derste artıyor. Farkında değilsin. Onun için gark oluyorsun. Lezzete gark oluyorsun. Yani imanından lezzet alman için bir imansız olmuyorsun. İmanında lezzet, imanın nihayetsiz meratibinde dolaşıyorsun. Tırırt diye. Cennette bir an bir ana benzemediği için keyif alacaksın. Zevk fani midir? Zevk fanidir. Şey geçiyor mu? Merdim. Zevki ruhani diyor. İmanın zevki ruhanisi diyor. Yani evet evet. Zevki, o oraya götürüyor. O onun şeyi tanımlıyor ama içerisi ise yani bizzatihi bir etrafındaki malzemeler zevki ruhanili, zevki şey vesaire söylüyor. Onlara baktığımız zaman. Ama bizzatihi kendisi şeydir. Burada söylüyor. Zıtsız bilmek. Mesela o zevki dediği yer zıtlarla bilinen bir şey. Mesela imanın zevkini alt şeyde diyor ki işaretleyeceğiz da küfür imana hizmet eder diyor. Bu zevktir yani. İmanın zevkini zıtlarla bilmek tarafımız var. Ama bu bilmek bizzatı kendisi mahbubedir diyor. Diyor ki halbuki hakiki lezzet ve muhabbet lezzet diyor. Ve kemal ve fazilet odur ki gayrın tasavvuruna bina edilmesin. O zaman şey... Ama zevki ayrılıyor bak. Zıtların olduğu kısımdaki ne zevk, zıtlara, zıtsız olanı lezzet. Lezzet, öyle zaten başta öyle demiştim. Yani sebepleri çıkartıyorsun. Mesela Kur'an'daki tabiri caizse, ben ile biz tabiri. Yani sebepsiz tecelli. Mesela zıt yok. O lezzettir. Sırrı vahdet, sırrı vahdet. Sırrı tehdit vesaire. Onlar. Yok, sırrı vahdet zevki lezzete döndürüyor. 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 Evet. Peki. Ben kıldığım namazdan Hasan abi zevk mi alıyorum, lezzet mi alıyorum? Sana bağlı. Sana bağlı, şöyle. Ben kurtardım, bir rekatı kurtardım derken o lezzet mi sormuyor? O lezzetti o. Ben Allah biliyor, Allah bildiği bir şey, yalanı Allah edinir, kafir olur. Ben namazımdan lezzet alıyorum. Alıyorum. Çünkü namazda böyle şey olmaz, riya olmaz. Farzdır, farzda da riya olmaz. Keyif alıyorum ya. Yani. Keyif alıyorum böyle. O lezzettir. Fakat zevk de alıyorum. Çünkü üniversite diplomasına benzer lezzet. Ortaokul diplomasına benzer zevk. Yani daha cemdir. Mesela şeyde söyler, fert isminde ne der? Çok ilginçtir o. Nimette lezzet insanda ismi hakim ile yok nasıldı o ya? Açar mısın Resul? Fert rızıkta zevk mi, lezzet mi diyor? Rızıkta lezzet, insanda hakim ismi. Buna zevk alır, bunu ruha mal olunca lezzet... Gerçi çok açık ya 619 sözlerde. Zıt yok. Onu bulana kadar ben devam edeyim. Yalanım yok dersek ne demektir? Çünkü başka maksadı olmayanların yalanı olmaz. Başka maksadı varsa... Şimdi sen daha önce dinle şimdi, daha çok dikkatli dinle şu anda Osman. Tabirlere biraz gireyim, afif. Teslim. İnsanda şuur, rızıkta zevk abi. Ha, insanda bak şuur. İnsanda şuur, rızıkta zevk vasıtasıyla bak, hakim cilvesi. Rızıkta zevk. Bu bizim dışımızda. İmanda ise lezzet diyor. Şuurla. Vereni bulursan lezzet oluyor. Ha tamam anladık mı? Bunu zevke ayırmak için orayı ben şey yaptım. Ama burada ne diyordu? Halbuki hakiki lezzet ve muhabbet ve kemal ve fazilet odur ki gayrın tasavvuruna bina edilmesin. Rızıkta ise zevk. İnsanda şuur. Yani zıtlarla alıyorsun. Tamam. Şimdi teslim. Dil zevk eder, ruh şuur ediyor o zaman. Aynen. Çok harika. Dil zevk alır. Yani artık genişletirsiniz ya. Ama ruh Allah ile, hakikatla onu oraya taşırsa lezzete dönüşür. Yoksa zevkte kalır. Mesela cinsellik zevktir. Onu şüküre vesile oluyorsa lezzettir. Teslim yani itaat etmek değildir. Başka bir şey kullanıyor. Teslim zahirde öyle ama lügatın arkasına geçerek biraz şey yapayım. İltizam, tasavvur biraz bunu şey yapalım. Öyle denmiş. Bak teslim seleme yani itaat etmek değildir. İman yani kalben tasdik ve bil fiil inandığı gibi hareketin kendisidir. Bir daha. İtaat etmek değil teslim. Yani itaat ettim. İtaat ettim. Bu değil.
teslim. İslam teslimdir. Tamam mı? Kabul ettim. Teslim oldum. Bu değil yani. Nedir ya? Kalben tasdik ve bil fiil inandığı gibi hareket etmekten çıkandır yani. Olandır. Yani iman yani kalben tasdik. Kalben tasdik fiilin kaynağı. Çünkü fiilin kaynağı akıl değil, kalptir biliyorsunuz. Tasdik ve bil fiil inandığı gibi harekettir, teslim. Marifet nedir? Marifet, yani cüz'i inanmak değil. Lugata bakarsanız, marifet, cüz'i inanmak. Nedir o? Cüz'i inanmak mı? Yani marifet kazanmak var ya, bütünselin içindeki mertebe. Değil bu. Nedir o? Yakini imani demek olan şahadettir. Bir daha marifet. Yakini imani. İmana yakınlık demek olan şahadettir. İmanına şahitsin. Biliyor musunuz? İmanınızdan imanınız lezzet alır. Tabiri diğerle. Muhammed insan ismi değil. Nur-u Muhammed'i ya Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah kainatı yaratacağım dedi. Bir şey anlatacağım şimdi. Çekirdeği yarattı. 18 bin alemin. O çekirdeğin adı Nur-u Muhammed'i. Tamam. O insana monta edilmiş. O cevher bizde de var. Peki beşeriyeti peygamber olması neydi peygamberimizin? Ahmet. Ahmet Muhammed'e iman etti. İntisal eden. Odan da iman çıktı. Ahmet Muhammed'e iman etti. Tamam şimdi bir şey anlatacağım. Bak. İnsanlık aleminde en çok intisal eden oymuş. Ne demek abi? Şimdi konu iş yapmayayım. Çünkü ray koydu be. Yakini iman. Yani imanına imanın şahit. Bu marifet. İmanına imanın şahit. Şahadet ediyorum. Mesela herkes bilir imanı olup olmadığını. İmansızlar imansız olduğunu bilmez. İmanlıyı kastediyorum. Herkes imanlı, yani imanlı olan herkes imanlı olduğunu bilir. Çünkü iman kendisi bizzati mahbube bir lezzettir dedi. 619 lezzettir. İman lezzettir. Keyif verir yani. Eğer imansız imansızlıktan elem alsaydı ya intihar ederdi, ya kafayı yerdi veya hemen iman ederdi. Onda buradan çıkartıyorum ki abdestsiz olan bir insana kesinlikle çelişki olan şeytan abdestin yok demez. Abdestin varsa, çünkü sistemi öyle çalışıyor adamın, abdesti olana der ki abdestin yok. Şimdi sonra. İmanına olmak imanını hisle mi biliriz? Yok, his imanın şeyidir. Bir kuludur. Burada yazmıştık his nedir diye. Yok. Şuraya his nedir diye göstermek istedim. Fiili. Yani imanlı olduğumuzu nasıl biliriz? Yani imanınla. İmanınla bilirsin. Ama avami dersen zahirde ondan bahsetmiyorum. Bak şimdi. Şu his nerededir? Şimdi bakın. Aha baksana his. Görüyor musun? El. Bak. Hayat midesinin elleri. Görüyor musunuz? Şöyle yapayım da. Görüyoruz abi. Hadi görüyoruz abi. Görüyor musun? Bak şimdi. Mide. Mide bunlar. El bunlar. Şunlar. Hayat kendisi mide ise der. Ya bu nasıl bir şey ya? Biz külliyata şey yaptık yani biraz üfet ettik de. Yani durumumuz iyi değil ha. Yani şöyle yapayım doktorumu kapatmasın. Yani hayat mide. Lan böyle bir tabir olur mu? Bir de elleri varmış. Göz kulak zahirisi. Kur'an der ya. Bakarlar ama görmezler. Duyarlar ama işitmezler. Tamam. Şimdi insaniyet bir mideymiş. İnsaniyet. Eli aldığı şey neyle alır? İnsaniyeti latife insaniyesiyle alır. İslamiyet mideymiş. İbadet değil, ubudiyetle. Yani ibadet namaz niyaz oruç. Ölünce biter bu. Ubudiyet ise Allah halik ve mahluk. Hiçbir zaman bitmez. Ubudiyet. İçinde ibadette var. Bunu ubudiyetini anlama nispetinde Allah halik ve mahluk. Anlama şuuru nispetinde ibadetin olur. İslamiyet dedik. Akıl bir mide, fikir ve tefekkür elidir. Vicdan bir mide,
His elidir. Elidir, elidir, onunla alır. O zaman şey, vicdan latife-i Rabbanesiyle Allah'ı his mi ediyor? Yani? Allah'ı artık şahit oluyor. Ne hissetmesi? Hani hisle bilir yazmış. Evet, tamam da işte. Latife-i Rabbani, Allah şahit oluyor, şahit. Şey, yani kendi nasıl şahit oluyor? Bedensel hazları var ya, bedensel dayatmalar, istekleri, hazları. Ondan sıyrılınca beden ölüyor. Belki bir saat, iki saat. Beden diyor ki şuna bak, şu filmi seyret, şunu yap, şunu iç, şu parayı şöyle yap, şu çıplak resimlere bak, üstadın sözlerde söylüyor ya, şu resimlere bak falan, işret edelim dediği için söylüyorum. Sen bunu hayır dedin mi? Bedenin nesidir? O andaki ölümüdür. Peki nedir o? O ölümün, bu ölümün başka bir şeyi, dirilmenin alametidir. Mesela ben ağaç, çekirdekten ağaç çıktı. Ne demektir? Çekirdek çürüdü demektir. Yani çürümenin adıdır çıkmak. Ölümün adıdır var olmak. Ölecek, var olacak. O zaman Subhaneke ya şehit, talite ya şahit, şehit oldum. Ölünce bunu şahit oluyorsun. Allah'a şahit oluyorsun. Şahadet ediyorsun. Vicdan. Kalp bir mideyse duygular elidir. Eylemsel ne çıkar? Duygular kalp. Şey, kalp mideyse eli duygulardır. Basiret, dirayet, feraseti de bu elleri gibidir. Ferasetiyle gibidir. Yani vicdanı kalbin elleri midir bir cihette? Öyle mi olacak? Çünkü basiret, feraset, dirayet vicdandan yani, çıkan... Ruh bir midedir. Artık... Hazmet artık sen. Ruh bir midedir. Eli latifelerimizdir. Şefkat-i mukaddesi, muhabbet-i münesi vesaire. Ene bir mide ise değil ama mide kabul edersek sır insanı onun elidir. Allah'a şeytanım. Yani ben elleri iş yapmaya çalıştım. Şimdi biraz da gidelim. Taklit. Çok ilginç bu taklit. Bunu da yazmanı şey yapalım. Taklit. Yani benzemek değil. Biz taklidi benzetmek olarak biliriz ya. Taklit. Taklit ediyor ya. Kura hafızı taklit ediyor. O hattını ona taklit ediyor. Taklit etmek, benzetmek değil. Ya çok ilginç. Doğru olduğunu meydana çıkarmaktır. Taklit tasdiktir o zaman oluyor abi. Ne yani doğru olduğunu meydana çıkartmaktır. Doğruluğu kendimde ortaya çıkartıyorum. İltizam nedir iltizam? Nasıl oldu abi? Doğru olduğunu meydana çıkartmak deyince yani kim mesela, taklit eden kişi mi, taklit edilen açısından mı? Mesela şimdi sen güzel bir hattın var. Tamam. Taklit ettin. Bu ilk önce taklittir. Sonra fıtratıma malum, fıtratımda bu nakş olan hakikatleri çıktı mı, hakikatine bağlanıyor o zaman. O zaman seni ilk önce taklit gibi sureti gözükürken aslında kendi hakikatime bağladı. Doğruluğunu ortaya çıkarttım ben böylelikle. Bununla burayı. Bir daha. Menfisi de var mı tabii? Tabii tabii. Doğru olduğunu meydana çıkarmaktır. Doğru olduğunu, taklit. Yani sen yapıyorsun ya, ben de yaptım, bir parça ben de denedim. Doğru olduğunu gördüm. Diyor ya usta, evet. Sen de bir parça dene diyor, evet. Taklit et diyor. Mesela namaz, namaz zevktir. İkide bir niçin söylüyorum namazı? Vallahi ben lezzet alıyorum, taklit et sen de. Hadi yavrum benim yanımda tam eğil kalk, taklit et. Sonra şahit olacaksın doğru olduğunu. Doğru olduğunu ortaya çıkartacaksın. Sende ortaya çıkacak o. İltizam, lügat manası, yani lazım kılmak, taraftar olmak değil. Sureti bu. Aslı nedir? Hak olduğunu aklı kabul ettirmektir. Akla kabul ettirmektir. Hak olduğunu akla kabul ettirmektir. Çok acayip. İltizam, İltizam, hak olduğunu akla kabul ettirmektir. Acaba hangi iltizam? Tamam mı? Çok ilginç, onu
Tastikteki... Tastikteki iltizam. Bu ya, ilim ya. Burada iltizam. Acaba bu iltizam, bu iltizamı ben şey yapamadım. Tastik olması lazım abi. Ta. Bir de okuyayım. İltizam, yani lazım kılmak, taraftar olmak değil bu. Taraftar olmak değil bu, fiil değil bu. Fiil değil. Şu. Şu. Fikri iltizam galiba. Şimdi oraya koydum, okuyorum. Hak olduğunu akla kabul ettirmektir. Hak olduğunu... Aklen tasdik etmek. Evet. Akla kabul ettiriyor. Tasavvuf nedir tasavvuf? Yani kalbi dünyanın fani şeylerinden ayırıp Allah sevgilisiyle bağlamak değil. İlk önce şeyini, bilineni anlatıyorum. Böyle de değil. Ya hakikatleri delilleriyle bilmek ve bildirmek, imani taklitten kurtarıp tahkike yetiştirmektir. Neydi bu tasavvuf? Tasavvuf. Tasavvuf. Bir daha. Tasavvuf, yani tarikat diyelim. Kalbi dünyanın fani şeylerinden ayırıp Allah sevgisiyle bağlamak değil. Öyle yapılıyordu böyle. İçine rabıta yapacaksın. Zikirle böyle. Dünyadan kopacaksın. Kopa 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 nispetinde Allah'ı zevk edeceksin. Deniliyor. Değil bu. Seni koparmaz mevcudattan esmalar. Peki ne yapar? Yani şu mevcudatı tefekkür ederek, tamam, tefekkür ederek, yani fiile dönüştürerek, hakikatleri, yani dinde söylenen hakikatleri delilleriyle bilmek ve bildirmek, imanı taklitten kurtarıp tahkike yetiştirmek. Tasavvuf bizimkini anlatıyor. Evet. Tasavvufa benzer hak mi? İşte. İşte. Peki. Kalbinden geçeni söylüyor sana abisin. Peki mektubatta telviyat-ı şey, telviyat-ı tisa mıydı? Evet. Telviyat-ı tisa. Peki tasavvuf anlatıyor. Bir bakın hele ya. Sen tarifet sormak istiyor bana. Ha? Tarifet olmak istedim. Tarifet noktayı muntiyası budur ya. Ya. Allah aşkına ya. Çok acayip. Çok mükemmel şey. Şimdi epey geçti. Ben daha şey, gitmem. Ya baki, entel baki var ya abi. Birinci ya baki aslında tasavvuf. İkincisi de? Hakikat. Hakikat. İkisi birleşince hakikat oluyor işte. İkisi birleşince mi hakikat oluyor? Yani birisi seni fani şeyden kurtarıyor. İkincisi de bakiye bağlıyor. Bakiye bağlıyor. Peki saat kaç oldu? Nerede var saat? 11 abi. 11. Bir saat mı oldu? Daha olmamıştır. Çünkü geç başladık herhalde. Bu saat bilmiyorum. Peki Nirvana'dan biraz bahsedeyim de ondan sonra mı başlayayım yoksa akla hemen gireyim mi? Size bak. Hemen gireyim mi? Gireyim. Tamam. Nirvana nedir abi? Bir onu söyleyin isterseniz. Nirvana şimdi Budizm'de en nihayet bir mertebe var. Tepe. Tamam mı? Tepe. Son mertebe. Nasıl ki bizde Rıza İlahi diye. Yani beşeriyetten tamamen çıkmak. Nirvana. Kürs. Yani o tepe aslında bu tepe. Oraya çıkmak, buradan çıkmak. Aslına doğru seyahat. Bir şey yapayım dur. Dokunmayı gözü, kulağı, ağzı ve burnu kapatarak zihnine, aklına ve düşüncelerine hakim olmak içindir. Bak şimdi. Dokunmayı niye yaparız? Bir insan çocuğuna, şuna, buna, eşine vesaire niye dokunur? Dokunmak, göz, kulağı, ağzı, burnu kapatarak, yani zihnine, aklına ve düşüncelerine hakim olmak içindir. Yani anlamadık. Dokunmak. Zanların ve vehimlerin hariçten beslenmeyince, yani hariç var ya işte amadır, sağırdır. Görmüyor hem de işitmiyor diyelim. Ve ahrazla konuşamıyor da. Hariçten beslenmiyor ama aklı var. Ha. Şimdi düşüncelerin, zanların ve vehimlerin hariçten beslenmeyince, zanların, bilgilerin, aklın dışarıdan beslenmeyince, tasavvurun seninle baş başa kalır ki
seninle düşüncelerin baş edemez. Baş başa kalırsın. Allah, yani akıl kendi başına bırakılacak kadar, bırakılmayacak kadar tehlikelidir. Bir daha, akıl kendi başına bırakılamayacak kadar tehlikelidir. Bırakılamaz. Bir daha, akıl kendi başına bırakılamayacak kadar tehlikelidir. Yani pitbull köpeği gibi mi yani? Çok dehşetli bir şeydir. Hiç affetmez yani. Dolayısıyla bakın, göz, kulak, ağız, burun kapatın. Dış dünyadan kapatın. Zihnine, aklına, düşüncelere ne, niçin yapıyorsun? Hakim olmak için. Düşüncelerim hakim olayım. Bu sefer içeride büyük bir sahra bu. Sonsuz bir sahra, karanlık. Yani nasıl şey yapacaksın? O zaman düşüncelerin, zanların, vehimlerin hariçten beslenmeyince bir destek. Tasavvurun seninle baş başa kalır ki seninle düşüncelerin baş edemez. Yani müfsüretini söylüyorum. Gözden bir şey almadınız televizyondan, şundan bundan. Kulaktan almadınız, bunu da dışarıdan pek beslenmedi. Gözü kapattın, içeriye geçtin. Orada vehim, vesvese, zanlarımız hiçbir şey değil karşımızda. Çömez ya. Seninle baş edemez düşünceleri. Biz düşüncelerimizden baş edemememizin sebebi hariçten beslenmiş olmalarıdır. Şimdi tersini söylediniz. Ben mi yalacağım? Evet, tamam. Evet. Nasıl? Mesela şöyle bir şey başıma geldi. Bu işin ehli değilim. Taklitçiyim, onu söyleyeyim. 2004'te imamlık yaparken Kuksafen'de bir hasta geldi. Hasta geldi. Uygulayım. Bu hasta camidesin, mecbursun yani, hocasın. Neyse, öyle niyette gitmedik, hizmet ederiz diye, ama her türlü şey muhatap oluyorsun yani. İşin olmayan şeyler de geliyor. Şimdi çareyi bulamamış hali. Yok bir yere. Neyse, hafızı aradım. Canlı yayında konuşuyoruz. Okuyorum. Ondan sonra düzeliyor. Sıkıntısı var yani. Lojmanda şey gelmiş. Ailesiyle beraber adam gelmiş. O dedi ki bana, okudu, öyle bırak dedi. Yani bak şimdi. Çevir etrafını, öyle bırak. Heh, bırak. Kalk. Sıcak su al. Yanındaki diyor, caminin yanındaki çöplüğe, o binaya, nerede çöplük var? Onun etrafını o sıcak suyla dök. Ayet-i kürsü okuyarak çöpü dolaş. Bu hastaya diyor, okurken, düzelirken çöplükten yardım geliyor ona. Allah Allah. Bunu diyor, sen okuyorsun ama devamlı yardım alıyor. Ölüyorlar, gene geliyor, suru gibi geliyor. Yolu kapat dedi. Biraz okudum, kontrol altıma aldım, dur orada dedi. Dediğini yapıyorum. Hemen sıcak suya, ona 7 ayet-i kürsü okudum o suya, tencereye, sıcak suya. Al dedi onu, çöplük var ya, dökme dedi çöplüğün kutusunu, hepsi ölür. Öldürme. O çöplüğün etrafına ayet-i kürsüyü tekrar okuyarak suyuyla dök 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 veya bir çubukla dön. Öyle şeyi al. Oklavayla. Sokaktaki çöp. Sizin evdeki huzursuzluğun bir sebebi sokaktaki çöplükten beslenmeleridir. Peki niye öldürmediniz abi? Yani niye öldüreceksin? Yani onlar da mahluk. Katil oluyorsun yani. Yani İslamiyet'i teklif etmedim ki adamlara. Peki niçin senin evine geliyor? Herhangi bir çöplükten gelir mi? Hayır. Çünkü sen evdeki eşyalarını, özel temizlik malzemelerini, tırnağını vesaireni, mutfaktan şey, senin evdeki çocuğun anını sen gidip attın. O bir koridor açılmış orada ondan. Seninle alakalı olan çöplüğü kes. Mesela ille sıcak su değil. Eve gidiyorsunuz. Şöyle yapabilirsiniz mesela. Şurayı şurası çöp tenekesi. Tamam, eve geldi. Kimse çaktırmasın. El cebine koyarsın. Bir kere de yapsan yeter. Bu niyetle. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe. Soldan, bak kapıdan sağdan sola. Haçta tavaf gibi. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilahe illa huve el hayyul kayyum la ta'khuzuhu sinetun ve la nevmen men zellezî yeşfe'u 'indehu illâ biiznih ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum ve la yuhîtûne bi şey'in min ilmihi illâ bimâ şâ'e ve sî'e kursiyyuhu semâvâtu vel ardı ve la yu'lemu mâ fî semâvâtihi ve mâ fî'l-ardı. Şimdi evime, evim orası. Tamam, oradan daha beslenemez. Benim tüylerim niye diken diken oldu peki? Çünkü senin çöplükten de beslendiği için Allah konuşturtuyor. O tarafı üflediniz de onları. Anladın mı? Vallahi ya. Sen hiç alakayı kesme. Alakayı kestiğin hafta ahmaklıksın. Bağ duruyor. Evet. Çöplükte hemen çevir. Çünkü bu ders maddi ve manevi, beşeriyetten insanlığa serüvenimiz yani. Bu dersin soy ismi şeydir, senin Gafur Mahmud oğlu değil. Gafur Pazarki Dima dersi, soy ismin. Gafur Mahmud oğlu değil, Pazarki Dima dersi. Ayrılırsa sen Gafur de kim? Kimse tanımaz. Mahmud oğlunu tanır. Seni kimse tanımaz ötelerde de. Hiçbir yer. Seni tanımadıkları için seni bırakırlar öyle, çekersin azap, doktorların kapısından ayrılmazsın. Bir kap değil, iki tane de içersin. Kes bağ. Şimdi biraz da devam edeyim. Eğer düşüncelerine gözünün, kulağının dokunman ve konuşman yollarını açarsan, dokunmak yol açmaktır. Bakmak yol açmaktır. Yol açıyorsun, tamam mı? Yol açarsan sen artık tasavvuruna hakim olamazsın. Plaja gireyim mi girmeyeyim? Gücünüz yeter girmemeye. Girdikten sonra yol açıldı. Gücünüz yetmez. Mümkün değil. Artık dış basınçlar kalkınca içsel deneyimlerin, şahit oldukların galebe çalar vehimlerine. Mesela şu anda niçin rahatsınız? Niçin bir taraf rahatsız oluyor tabii. Niçin rahatsınız keyifli? Çünkü dış dünyadan beslenen koridorlar kapalı. Şu anda, şu meydanda, size müjde söylüyorum. Şu meydanda sen ve düşmanların. Hiç şansları yok onların. Onun için rahatsınız. Şu meydanda duman ediyorsun şimdi. Çünkü şurayı kestin. Şeytanı kestin. Kestin ya. Kardeşim, burada ol. Burada ol. Yolları kapat. Yol açma. Hem suya gir, hem ıslanmak istemiyorum. Çık o zaman sudan. Ağzına şekeri çıkar, ondan sonra lezzet almak istemiyorum de. Ağzına lezzet var, şeker varken lezzet almak istemiyorum, çare değil. Nereden besleniyorsunuz? Adamlar çöplükten değil, uydudan da besliyor. Anladın mı? Uydudan da besliyor. Telefonla da geliyorlar o zaman. Bak ben size bir deneyimi anlattım. Ben burada bir ders yaptık vakıflarla geçen. O telefonun içine adam buraya gavur yapmış. Ben yapsam neyse. Şu telefona ustad diyor ki cama dikkatli nazar ede ede kendi aleminde alemi misala pencereler açılır diyor. Şuraya bakarken bunu adam yapmış böyle kutu gibi. Adam hop buradan düşüyor. Bu dibi yok resimde. Buradan kenarından şuradan tutulmuş. Ha böyle telefon yukarıda. Bu delikmiş meğer. Bunu gavur yapmış. Biz onu risaletiki derslerle ders yaptık. O çok ilginç bir ders. Yani mesela aklına nasıl adam hakim olmuş? Aklına hakim olunca adam cüce olmuş ha böyle. Beyni büyük. Dev. Aklına böyle bakıyor. Aklı ona hakim. Akıl onu içine aldı. Arkadaşlar, çekirdek bil kuvve, ağaç bil fiil. Bizde nihayetsiz istidat, kabiliyetler, hisler, duygular sonsuz. Bil kuvve, uyanmamış içimizde. Uyanırsa menfi veya müsbet, içimdekinin içine giriyorsun. Hiç şansı yok. Doğru veya müsbet, hangi olursa olsun. Şu anda müsbetin içindesin. Vaydi kıyası. Şu anda ölsen şehit oluyorsun. Hadi ya. İlim meclisinde diyor ya Allah Resulü. İlim elcisi neymiş? Peygamberimizin ifadesiyle. Cennet bahçelerinde bir bahçedir. Öyle diyor.
Hadis. Şahit olduğun yerde şehit oluyorsun. Evet. Yani buralarda olmadığın zamanlar zaten cennette değil. Sen neredesin? Dünya. Abi vahid-i kıyasi emri nisbisiz olmaz. Akıl vahid-i kıyasidir değil mi abi? Yani emri nisbisiz, yani tek tekerleksiz araba, yani bir tekerleğe çıkmış araba mı oluyor? Nasıl bir şey oluyor abi? Yani mesela vahid-i kıyasi ile... Yani dışarıyı da beslemek zorundayız. Tabii ama menfi vermiş mi? Besleyeceksin. Besleyeceksiniz. Bu şu anda besleniyorsun. Şu anda neler oldu aleminde? He. Ondan sonra şey yapayım, devam edeyim çünkü şey geçeyim. Artık dış basınçlar kalkınca içsel deneyimler, şahit oldukların galebe çalar. Mesela niye vurgun yer denizin dibine giderseniz? Çünkü Allah bu dünyada şöyle yapmış. Dış basınçta iç basınç dengeli. Eğer iç basınç mukabele etmese dış basınç insanı tost yapar. Tamam. Tersini yapayım. Bak şimdi. Denizin dibine giderseniz, unutmayın bunu. Denizin dibine giderseniz basınç artar. İçerideki mukabele etme basıncı azaldıkça, diğeri aşağı indikçe dış basınç seni tost eder. Tersini söyleyeceğim. Yukarıya çıktıkça üzerindeki basınç azalır. İçerideki basınç çok olduğu için dışarıya patlar. Gözünden, burnundan kan fışkırır. Yani basınç ne kadardır? Bir insanın derini yüzerseniz, yayarsanız ne kadar deniliyor? 1700 santimetre kare mi? Ne diyor? 1700. Yani bir 17 ile alakalı bir şey. Santimetre kare derisi oluyor. Bakın insan dünyada iç basınç, dış basınç eşit, dengede duruyor. Aşağı gidince dış basınç artıyor, içeriye galebe ediyor. Yani günah ve helali anlatmaya çalışıyor. Yukarıya çıktıkça tam tersine dış basınç kalkıyor. İç basınç neydi? Niçindi? Dışa göreydi. Dış kalktınca içeriği dışarı patlatıyor. Fırlatıyor, tamam mı? Denge. İşte artık dış basınçtan kalkınca içsel deneyimler, şahit oldukların galebe çalar vehimlerine. Dış dünyaya kendini kaptırırsan, dış dünyaya, kendi öz varlıkların ortaya çıkmaya başlar ki bunu din dışında da deneyimleniyor ki Nirvana buna örnektir. Nirvana ne demek? Dış dünyadan, yani yaptırıcılıklar var. Tiryakilik, örf, anane, kültür, gelenek, televizyon, YouTube, bilmem bir sürü yaptırıcılık var. İç deneyimlerini yaşamak istiyor adam. Yani din olmayınca nasıl deneyecek? Yani ben diyor iç sezişlerimi tatmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Dış basınçlardan kurtulayım. Onun için elbisesini de çıkarıyor. Hiçbir dayatmayı kabul etmiyor. Ormana giriyor. Yani yaprak maprak sarıyor. Onu bunu yiyor. Diş tiryaki bağlayıcılıktan sıyrılıyor. Nirvana demek diş dünyadan tamamen tecerrüt olup içsel sezişlerine şahit olmaktır. Yani, İhram gibi bir kıyafet giyiyorlar. Evet. İhram gibi bir kıyafet evet. giyiyorlar. Yani bu. Evet, evet. Yani Nirvana orası gözükürken bu aslında. Hı hı. Bizde de riyazet gibi oluyor. Tamam mı? Zaten dinlerden alalım. Şimdi hadi bakalım Bismillah'tan dimağa başlıyoruz. Ya, bir soru abi sormadan, başlamadan. Şimdi abi her şeyin... Bu arada kaçıncı sayfada kalmıştık Osman, bakar mısın? Geçen hafta 60'tım abi grubada. 260 galiba değil mi? Bakar mısın? Ben seni dinliyorum şey. Abicim... Mahiyet olmadan hakikat, hakikat olmadan kanuniyet, kanuniyet olmadan suret olmaz. Silsile bu. Değil mi? Yani buzdan suyu çektiğiniz zaman buz kalmaz. Şimdi şurada bir tuhaf oluyorum Hasan abi ben. İnsan, beşer olmadan insan olabilir mi? Olamaz. Peki abi bizim bildiğimiz, bizim bildiğimiz insan olmaz. Olmaz abi. Bizim bildiğimiz olmaz. Şey olur. Tek boyutlu bir şey olur. Çok bir insan kesafetin şiddeti nispetinde nurun şiddeti ortaya çıkıyor ya.
İnsan olabilmek için beşeriyet lazım. Lazım. Mesela nefsi emmare. Mesela diyelim ki şeytansız insan insan olur mu? Olmaz. Kemalat insanı sebeptir. Değil mi? Şimdi mesela şey de öyle diyor. Öyle bir şey yapılmış ki diyor. Mesela diyelim ki hiç günah yapmasaydınız veya yapacak fıtratta olmasaydı ben onu kaldıracaktım diyor. Yani günah yapsın değil. Günah yapabilecek fıtratta yaratacaktım ki yapmamayı yapabilmesi için yapma tarafı da olması lazım. Yapmamış olmanın mükafatını alabilmesi için layık olabilmesi için. Evet ya. Sayfa 260 galiba değil mi? Kaldığımız. Ben öyle biliyorum. Eğer çekmemişsek göndereyim. Şey. Ben attım gruba, grupta var. Geç haftaya burası müzakere. Evet, yani. Zannediyorum ki 261, 262, 60'ız abi. Tamam. Şimdi ben 260'ı okuyorum. Yani sayfa. Sözler evet. 508. Tamam, 260'da 60'ız abi var. Tamam, grupta hadi bak. Grupta var abi, bakabilirsiniz. Hadi bismillah. 1 saat 20 dakika olmadı. 1 saat oldu neredeyse. Şey, dimağ dersimiz. Sözler 508. Bir medeni aklı başında olarak arkadaş olup, sırf orayı aldım ya, fazla şey yapmadım. Aklı başında olunca insan, insan oluyor ve medeni oluyor. Yoksa vahşi oluyor. Bunu melaikeleri anlatan yerde anlatıyor. İnsan, insan aklı başında olma nispetinde insan oluyor. İnsanın şeyi neydi? Aklımızı yapana, aklımızı bağlarsak ki vahiydir. Vahiy nispetinde beşeriyetten sıyrılıyoruz. İnsan oluyoruz. Şurada da yapmıştık ya. O zaman insan medeni oluyor. İnsan cibili olarak medenidir. İnsaniyet-i kübra, İslamiyet, medeniyet mi diyor? Evet, bak şimdi. Burası beşeriyettir. Herkes. Şurası beşeriyettir. Kur'an'a muhatap olan aklımız, Kur'an'la, beşeriyetten insana doğru çıkıyor. Bunu da 10. sözün 11. hakikatında o bunu anlatır. İnsan olma süreci 11 tane. Şimdi devam ediyorum. 514 sözler. İnsaniyeti kübra olan veya medeniyeti kübra olan İslamiyetler mahkematta. 514 sözlerde nefsi teslime mecbur etmek ve aklı izana getirmek için bir mukaddeme. İlk önce bir izana ait bir lügat şey yapayım. İzan, basiret, anlayış, teslim olup itaat etmek, zeka, idrak, bilmek. Bunun lügattaki şeyi. Aklın bir sıfatı basiretmiş. Aklın bir sıfatı basiretmiş. Ne demişti bak? İki manası var. Birisi basiret, ikinci manası ise aklın üstü tasdik, bunun üstü de izan. Sözler 516. Metni okuyorum. Fakat şu zamanda maddi'ün fikri herkesi sersem ettiğinden en bedihi bir şeyi de zihinlere vesvese vermiş. İşte şöyle vesveseleri izale için hadsi kalbinin ve izan-ı aklının pek çok menbalarından diye durdu. Şimdi takip ediyorsunuz değil mi? Küllattaki metni okuduk. O 260. Defter sayfası 260. Bak şöyle. Yani arkadaşlar kırmızı metindir. Belki çıkmamış olabilir şimdi de. Burada ne anladık? İşte şöyle vesveseleri izale için. Bir, kalbe yakın olan lüme-i şeytaniye kalbe vesvese atamayınca bir alt tabakası olan vicdandaki zihne vesveseyi atabiliyor. Kalbe atamayınca vicdandaki zihne musallat oluyor. Bu zihne vesvese atabilmişse buradan da dima vesveseyi taşınıyor. Dimağın serbest bölgesine zihinden sonra yukarıya çıkıyor. 2.
Maddiün fikri herkese sersemlik verdiği için en bedihi şeyleri bile anlamıyorlar. En bedihi bir şey de zihinlere vesvese vermiş. Hakikaten olmayacak en bedihi meselelerde nasıl vesvese veriyorsun? Veriyorum cevabı. Ha, veriyorumun cevabı. Yani hakikaten olmayacak en bedihi meselelerde nasıl vesvese veriyorsunun cevabı. Şeytan nasıl vesvese veriyor? Ha, oraya. Onun cevabı, ha. Veriyorum cevabı. Bazen aklın duracak, akıl tutulması anlamına gelen bedihi şeylerle, yani bazen aklın duracak, İmam-ı Gazali diyor. Akıl örtülür diyor. Mesela dersin ki, Allah Allah Erdinç, ya ben bunu nasıl dedim ya? Ya ben bunu nasıl yaptım ya? Ben bu çocuklara, hanıma böyle nasıl davrandım ya? Bunu nasıl yaptım? Üzülme. Niye? Bazen akıl örtülür. Bazen akıl örtülür, yaparsın dersin. Bu da atiyetini sana hissettirir. Peki ne işe yarar bu? Bunun bir karı yok mu bende? Bu şefkatini aktif eder. Bu tür insanlarda şefkat fazla olur. Yaptığı tamir, tahribi tamir etsin diye. Allah. Onun için asabi insanlarda, talipkar insanlarda, vurup kıran insanlarda şefkat çok olur. Mesela bir şey söyleyeceğim. Mafya babaları var değil mi? Öldürün. Onlar kadar yardımsever, şefkati ben insan görmem. Acayip bir şey. Tırlara mal satar. Hediyedir. Dağıtır. Bize bir tane memlekette çayhane gelir. Geçen pazara gelmiş. 3-4 tane tır. Bir tanesi elektronik cihaz. Bir tanesi yiyecek. Bir tanesi giyecek. Tır açmış. Herkes alsın diyor. Brandaları açmış. Yani doğru bir şey değil tabii. Kimin parasıyla yapıyor ama yerde yani. Niye yapıyor? Yani kendisi de çattırmadan şey değiştirerek seyrediyormuş ve keyif alıyormuş. Vermekten zevk alıyormuş. Öteki taraftan öldürmekten zevk alıyormuş. Tuhaf mahluk insan. Çözmüş değilim yani. Orada abi vicdan azabı bastırmak için mi yapıyor yoksa şefkatinden mi yapıyor? Şefkatini yapıyor desek o daha önceki tahribatı yapmazdı. Şefkatin ifratı. İfrat-ı şefkat illettir. Marazi ruhidir diyor 77 Kastamonu'da. Acıyor. Orada şefkat yapmamış ki abi şey ya ilk başta. Yani şöyle, yani mesela ilk önce şefkat değil tabii. Güya adalet namına şey yapıyor yani zulmettin çek senetleri ya. Neyse onu tahmin etmeyeceğim de. Burada dağıtmaktan değil, o ihtiyaç sahipleri var ya mazlumlara. Mesela daha yakın yapayım, oradan çık. İnsan ne kadar tahrip ediyor? Ne kadar tahrip ediyor böyle. Asabi insanlarda şefkat fazla olur. Sessiz, sabırlı insanlarda pek şefkat fazla o kadar olmaz. Çünkü şefkat, bir mesela durup dururken sabır istemeyin diyor. Daha bir çarpıcı misal olsun. Allah Resulü diyor ki, sabır diyor sıkıntıyla beraberdir. Sabır istemek, sıkıntı istemektir. Onun için tahrip, tamirle beraberdir. Dertler derman imiş. Dertler bana derman imiş. Dertler. Açabiliriz. Dertler bana dermanmış. Dert yoksa derman da yoktu. Tahrip tamirle beraberdir. Çelişki, ilişki demiştiniz ya. Ha, aynı kelime. Çelişki aslında ilişkidir. Devam ediyorum. İki dedik. Oraya bir şey var. Ha, bazen aklın duracak, akıl tutulması anlamına gelen bedihi şeylerle vesveselerin sebep ve zeminleri. 3. Peki bunlardan kurtulmanın yolu nedir? A. Hadsi kalbi. B. İzani aklin uyandırılması, beslenmesi ve canlı tutulması lazım. Bunlardan kurtulmanın yolu hadsi kalbi, izani akli. Hads nedir hads? İlham. Yok, okuyayım. Sürat-ı intikal, ani ve doğru idrak, delilden neticeye çabuk varmak, delile ihtiyaç kalmadan hasıl olan ilim, şimşek gibi sürat-ı intikal, hadsin muzafı olan ilham,
onu daima tenvir eder. Meylanın muzafı iki katı arzudur. Arzunun iki katı iştiyaktır. İştiyakın iki katı yani katları aşk-ı ilahi. Bunları toplarsak onu daima marifet-i zülcelale sevk eder. Şu fıtrattaki incizap ve cezbe bir hakikat-i cazibedarın cezbi iledir. İzan ne demek? Lugatta şimdi. Basiret, anlayış, teslim olup itaat etmek, akıl, zeka, inanç, idrak, bilmek anlamına. Muzaaf ne demek? Bir şeyin iki misli, daha ziyade daha fazla iki kat demek. Sersem ne demek? Kökeni Farsçadır, sersem. Herhangi bir sebeple şuuru ve duyguları zayıflamış olan, düşünmeden hareket eden, ne yaptığının farkında olmayan, uyku sersemliği, zenginlik, şehvet sersemliği gibi kullanılıyor. Sorumluluğunu kaybeden, bizim manada tahayyül ve tasavvurlarıyla hareket eden, akla inmeyen, tez canlı, coşkulu, acelelerden ve düşünmeden, dikkatsiz, çılgınca deli gibi hareket eden herhangi bir kısıtlama yapmadan hareket etmek, mazi ve müstakbelsiz yaşamak. Sersem. Peki kendisi kendi ihtiyarıyla sersem yapınca mesul oluyor, günah oluyor ama kendi ihtiyarıyla kendini sersemleştirmediyse mesul olmuyor. Olmuyor. Mesela uykulu halinde sersem dolaşıyor. Oruçluyken yemek yese, gündüz ortası yattı. Sersem kalktı. Yani maddiyun fikri, yani mesul değil, oruçu kefaret olmuyor, güne gün olacak. Maddiyun fikri herkesi sersem ettiğinden, niçin yazdım bunu sersemi ki? Şimdi maddiyun nasıl sersem ediyor? Sersemi bir bileyim diye. Burada ihtiyar var mı? Ve onu okuyacağım şimdi. Fikir, taakkulun, aklın sıfatıydı fikir. Buradan aşağı serbest bölgeyi etkiliyor ve serbest bölgeyle hareket ediyor. Yani sersem ne demek? Şunla hareket ediyor. Ser-i. Bunla. Şu akıl hareket edemiyor. Tamam. Sersem o. Semlemi? Zehirlenmek yani. Dima serbest bölgesi semli. Zehirli yani. Zehirli üflemelerle. Ha. Ve serbest bölgeyle hareket ediyor. Fikir aynasındaki maddiyunluk akılla serbest bölgenin arkasını kesmiş. Alakasını. Ha, alakasını kesmiş. Bir daha okuyayım. Fikir aynasındaki maddiyunluk ne yapmış? Akılla serbest bölge arasındaki alakayı kesmiş. Zihinde, vicdanında, kalbe atamayınca şeytan vesvesesi, vicdanındaki zihne, buradan da akla, buradan da fikirle, buradan da serbest bölgeye vesvese atmaya çalışıyor, atıyor. Bu fikir bu zamanda da yani işte fikren bu olması lazım, şu olması lazım. Demeye ya. Başlıyor. Araba lazım, ev lazım. Demeye başlıyor, evet. Acayip bir şey işte. Oysa çok elzemle lüzumu birbirine geçmiş. Yani en lüzumla lüzum var. Diyelim ki adam trafik kazası geçirmiş, hurda haş olmuş. Doktorlar ne yapar? İlk önce beyin ve kalbine bakar da yani. Adam tutturmuş, yok bırakın ya doktor bey kalbini attığını ya. Ayağı kırılmış, yalnız kaynama olur. Sen kemiğini düzelt. Elzemle lüzum böyle birbirine girmiş işte. Sersem bu yani. Bu zaman imanı kurtarma zamanıyken başkaları olacak doğru. Böyle olmuş. İmanlar tarumar olmuş. Çünkü niye? Niye öyle diyor? Niye imanı kurtarmayı anlayamıyor da tarikat zamanıdır diyor? Çünkü zamanı bilmiyor. Nereden biliyor zamanı bilmiyor? Hala 500 sene var diyor Deccal'ın gelmesine diyor. Ya da sanayileşmemiz lazım. Müslümanların kalkınması lazım diyor. Evet. Ama imanlı... Ne olmuş diyor. Önemli değil. Tamam. Mesela bedeninin depremde ezilmesine korkuyor. İmanı küfre gitmiş, Süfyan'a taraftar olmuş. Tarafkirli imanı yok olmuş. Deprem görmüş. İçi batmış, çökmüş. Adamın endişesi yok. Binanın zelzelesinden çekiniyor. Bu hep fikirle zehirli üflemeler neticesinde semleniyor mu? Semleniyor. Şuraya atıyorlar. Şu
şuraya atıyorlar. Bak, okuyayım. Buraya nasıl zehirliyor? Şeytan vesveseleri atarak, kafir cinler vehimleri atarak, erva habiseler, yani seyrettiğimiz, dinlediğimiz müzikler atarak, mevad-i şerireler, buharat-ı muzahrefeleri, yani bulunduğumuz yanlış mekanlar, yanlış maddeler, cemaat ve komitenin şahsı manevileri, yani bana bir şey olmaz zaniyle, masonlarla beraber oturup kalkmak. Bunu 14. sözden aldım buraya. Diyor ki, mesela bana bir şey olmaz zaniyle ilk önce fikren taraftar olur. Ya bir şey olmaz, ya o ya kafirse kafir. Niye bir şey yapayım ya? Ya tuza sabuna dokunmayayım ya, işime bakayım ya, bulaşmayayım falan. İlk önce, ya olsun orada yaşasın, ya karışmıyoruz. Fikren taraftar olur, onu deprem bahsinde anlatır. Deprem neye geliyor? İlk önce deprem kime geliyor? Zındığa gelmez. Zındığa gelmiyor, onun işi ahirete kalmış. Allah cezayı bu dünyada vermez onu. Çünkü adalet olsun diye burada ceza verirse orada verilmiyor. Müslümanın kusuru orada verilmesin diye burada veriliyor. O yüzden neden hep Müslümanlara geliyor bunlar? Diyoruz. Tabii çünkü temizleniyor. Mesela iki kişi diyor kavga etse diyor Risale'de. Karakol hallediyor. Ama birisini vursa karakol değil merkeze gidiyor. Artık karakolun işi değil. Dolayısıyla ilk önce Müslümanın haftasına bakın. Oradan söylüyorum. Müslüman atasına bak. İlk önce diyor ki ya ne olacak ya olsun diye bir şey olmaz diye. Tamam kardeşim ya vur çay anlasın diyor. Ya bu resmi niye açıyorsun diyorsun adama. Yani ondan sonra niye durumlarda kutlama yapıyorsun şu bayramları? Ya diyor bu sefer bir sürü diyor müşterim var diyor. Adam. Estağfurullah. Yani bir şey olmaz diyor. Ben öyle düşünmüyorum nasıl diyor. Ama müşterim var diyor. Bu fikren. Sonra iltizam eder. Ya fiile dönüştürür, bayrak asmaya kalkar. Bu da iltizam oldu. Sonra fikren, iltizamen olunca üçüncüsü olur. İltihak eder. Ondan olur. Ha. Ne olur? İşte bu olur. Ya ben bir şey olmaz ben onu yapsam. Tamam bir şey olmaz namaz kıl o zaman. Peki geçmişin olumsuzlukları atar. Başka? Nazar, beddua, ah almak, lanet okumak buraya atar. Sonra, bu acayip bir şey ya. Başka ne? Bu tarafı diyelim. Melekler ilhamları atar. Vahiy atar, ilham atar. Müslüman cinler, müsbet vehimleri atar. Olumlu sihirleme. He, evet, mesela her Müslümanın arkasında, erkeğin arkasında, tek başında, niyetin dahi olmasa arkada bir sürü Müslüman cinler namaz kılıyor. Otomatik yani. Bu böyledir. Ama niyet de edersen daha küllü oluyor. Kılıyorlar onlar. Çünkü öyle mi? Tek başımıza olsa bile niyet öyle. Etmesen bile o zaten senin arkanda kılıyor. Onların namazı öyle oluyor. Hmm. Ama vaktinde kılarsa, vaktinde kılmadın mı onlar kılmış oluyor. Fıkhi bir şey sorayım mı? He. Ya bu hani namazda bazıları geliyor tabi oluyor. Yani bizim Türkiye içinde pek gördüğümüz şey değil ama o diğer mezheplerde mi var? Yani var. Gelip tabi olabiliyor direkt. Var tabi Şafii. Niyet gerek kalmadan. Tabi. Tabi oluyor. Sonra erva tayibe var ya yani doğru şeyler seyretmek. Şimdi seyrediyorsun beni. Doğru şeyleri duyuyorsun. Müsbet evdeki mesela akşam çay yaptınız, mısır patlattınız, kestane koydunuz, patates şey yaptınız. Yani müsbet mi? Bu nedir o? Mevadali yani güzel bir mekanlar, güzel şeyler. Mesela hediyeleşmek, tamam mı? Halatır sormak. Müslümanı ziyaret etmek, selam vermek, telefon etmek, mevad-ı aliye ve şahsi manevilerin timsalleri, yani büyük zatların, büyük zatlara karşı muhabbetlerimiz. Tamam mı? Onlara intisabımız, onlara güvenimiz. Tamam mı? Onlardan geçmişin müsbet şeylerimiz. Mesela hatırlıyor musunuz? Böyle Kırıkhan'da bir ders yapmıştık böyle. Dima dersi, Afyon'da yapmıştık. Yani, geçmişin müsbetleri, şeyde Bodrum'da kabuk kavşen yaptık, olmayacak yerde olmayacak ders. Oh. En kaliteli olmuştu. Cemaatin şahsı manevileri seni buraya atıyor. Aldığın dualar, hizmetler, müsbet nazarlar seni buraya atıyor. Burayı beşeriyetin. Hadi bakalım.
Allak bullak burası. Kaliteli oluyorsun. Burada da hayal, hayale dönüştürme mekanizman. Burada düşünceye dönüştürüyor. Hayale eğer dönüştürdüğün hayal iken mekanı oluşturuyor. Tasavvurda iken düşünce zincirlemeleri yapıyor. Silsilesi. O zaman düşünceler birbirine ektiyse zaman oluyor. Tamam. Burası senin hususi dünyanı oluşturuyor. Beşeriyet. Sonra vahiy geliyor buraya, akla. Vahiy gelince bunları tanımlıyor. Diyor ki bu budur, bu da budur. Buna yol verme diyor. Buraya bir tane süzgeç koymuş, fehim. Alma diyor, bunu al diyor. Bu süreç başlıyor insan olmaya doğru. Şerli fikir fehimden geçiyor mu? Sen geçirirsin, geçer tabii. Ondan sonra buradan geçer, böyle geliyor işte sola. Tabii böyle yapmak lazım falan. Evet. Üniversite okumak tabii lazım. Şimdi şey yapmak lazım diyor, okuması lazım diyor, şöyle yapması lazım. Hangi zamandayız diyor, ölçüler değişince fehim de değişiyor. Yani fehim daha çok şeyden etkilenir böyle. Avanda ise görseldir, dış insanlardan etkilenir. Ehl-i hakikat ise kaynağı vahiden alır. Yani vahiy ne diyor, Allah ne diyor diye soruyu burada fehim onunla göre şekillenir. Fehim süzgeçtir ya. Mesela öyle bir süzgeç var ki, mesela çay fabrikasında gördüm. Delik delik, tamam mı? Çay geliyor, öğütülmüş çay. Ufak bir delik Yasin. Orada çay akıyor böyle dere gibi. Ama elek şöyle oluyor, elek delikli ya. Oradan toz olanlar düşüyor. Büyükler düşmüyor. Sonra meyilli ya böyle. Yuvarlanıyor çay. Daha biraz da delik büyük. Delik. Orada sallanıyor elek. Tamam. Oradan da düşeceği düşüyor. Böyle gidiyor. Mesela misal biz sütü süzüyoruz. İki tane şey. Bir tane süzgeç var. Bir de başörtü veya sarık yıkıyorsun. Onunla süzüyorsun. O hepten alıyor içini. Değil mi? Hani buradan artık bu fehimi anlatmaya çalışıyorum. Fehim. Fehim. Fehimi ya Kur'an'la fehimin süzgeci değiştirecek veya felsefe ile fehim değişecek. Fehim şurada kurulmuş. Çanak anten şöyle. Burada ne alacaksa o süzgeçten geçiyor. Bazen fikir Kur'an'ın girmesine engel olabiliyor. Bazen Kur'an fikrin girmesine, delalet fikrinin girmesine engel olabiliyor. Tabii tabii. Oluyor. Devam edeyim abi. Yani makdum fikri herkesi niye sersem etmiş? Sersemlik o serbest bölge işte. Niye? Şurayı kesmiş işte. Şu serbest bölgeyle, şu akla geçişinde şurayı tampon yapmış. Su inmiyor ya, süt. Sütü süzeceğiz ama yani eli kapatmış deliği, inmiyor. Yani görseller var, televizyondur, işte şudur budur. Peki... Bunun çaresi de nedir? Yani o maddiyum fikri sersemlikte ne yapacağız? Bir, hadsi kalbi ve izani aklı aktif edip bütünlüğe getirmek. Akıl ve kalbi bütüne getirmek. Başka bir yer okuyorum. Sözler 519-522 sayfalarında okuyorum. Hazır mı? İyi misiniz? Elhamdülillah. Tamam, çok iyi. Sizi böyle canlı göreyim ben de. Hadi bakalım. Yani Risale-i Nur'daki şeyleri konuşurken Risale-i kitap zannediyoruz. O sensin. Aynı ayna. Yani serbest bölge, o çizdiğim o serbest bölge var ya. Böyle ben hep aklım böyle şeye gidiyor. Burası buraya geliyor serbest bölge buraya. Burası. Alnınıza mı? Alnıma geliyor. Çünkü nefisin gözü buradadır. Nefis gözü buradadır. Şakrası burada. Onun için göz buradan başlıyor. Göz olmak var ya böyle. Burası böyle. Serbest bölge. Hakikaten serbest. Bu ayna, çanak anten. Herkes alıyor çanak anten. Kime muhatapsa. Alıyor yani. Efendimiz'e ayna dediniz ya abi. Asrın imamları da mı ayna? Ayna. Hepsi ayna. Herkes herkese aynadır. Mesela diyelim ki senden daha kamil birisini rehber alıyorsan o senin aynandır. Ayna yani. Yani derece göre. Nasıl yapacağız? Ne kadar bir insan ne kadar ayna olur veya rehberin olur? Rehberimize ne kadar uyarsa. Bir insan ne kadar kalitelidir? Resulullah'a, ustada ne kadar uyarsa. Peki sözler 519-522'sinin ikisini cem ettim. Ne anlatıyor? İşte bu altı meseleyi birer birer akli ikna edecek muhtasar bir tarzda beyan edeceğiz. Aklı ikna ile hakim olursun.
Şurada ise yalnız aklı ikna edecek, susturacak başka bir yer. Evet, saadet ebediyi muktazi mevcuttur. O muktazinin vücuduna delalet eden burhani kati o on menba diyor. Bitti. Yani bunlardan ne anlayacağım? Bu benim işime ne yarayacak? Akıl okuyoruz. Akılla alakalı ne anlıyorum? Aklı ikna edecek, kontrol edecek burhanlarmış. Buradan çıkarttım. Aklı ikna edecek ve kontrol edecek burhandır. Burhan demek aklı yürütme yolu. Başlıca üç çeşit vardır. Üç çeşit burhan var. Burhani inni, burhani limi, burhani temsili. İspatlanan mevzuda esmayı görebilmek, yani burada aklı ne işe yarayacak burhan? İspatlanan mevzuda esmayı görebilmek, mukaddemesi yakın derecesine gelmiş, katiyeti ifade eden akli delil demektir burhan. Tamam. O zaman burhanlar aklı kontrol etmek, yürütme mekanizmamız. Bu asrın imamları mı veriyor bunları? Asrın imamlarında olur burhan. Diğerleri de oyalama olur. Yani ökteki fikre karşılık olarak asrın imamının burhanını almam lazım. Ay, başka. Yoksa cahiliye ölümüyle ölürsün diyor hadiste. Asrın imamını tanımayan cahiliye ölümüyle ölür. Ya o fikirde olacağım ya burhan olacağım. Başka şansın yok ki. Ortada kalacak hiçbir şeyin yok. Yani mesela ben gözü kapatabilirim bak. Ama kulağımı kapatamam. Yani duyarım yani yönü yok. Yani Emre de mesela burhanı olmadığı için Hasan abiye kahve yapayım yapmayayım diye anlamıyor. İki tarafı da açık değil ya. Yani. Bir tarafta açık. Tam ben işte. Tam ben de onu söyleyecektim işte. Kusura bakma. Hadi bakalım. Sözler 521. Hep beraber içeceğiz de. Emre. Yok sizin ihtiyacınız var abi ya. Şu yani bazı şey yapıyor ya hafiflik olsun diye. Şu kainatın, bak metin okuyorum. Şu kainatın Sani Zülcelali'nin lütuf ve merhametinin tecelliyatını. Şu acayip şuraya bak ya. Mesela bazen tek tabii gece oluyor bende. Yani Allah'a düşünüyorum, tamam mı? Zatın değil de zatın düşünmenin emir var. Allah Rüştü abinin sözü hep hatırıma geliyor. Diyor ki insanların o Allah bildikleri şey hep zanlarıdır. O Allah değil evet. Yani de. Allah o kadar merhametli ki yani derdi ki Allah bakıyor diyor tabii yani böyle. Bakıyor hep beni biliyorlar ama hiçbirisi de beni bilmiyor. Ama kabul ediyor ya bu nasıl merhamet diyor. Benim hakkımda bilgi var bir sürü gafırda şunlar. Ya beni yanlış biliyorlar. Merhametinden diyor ki tamam lan oyum. Mesela İmam-ı Rabbani'den delil getirirdi. İmam-ı Rabbani Hazretleri der ki geçmiş ümmetlerde sureti var ibadetin. İçi dolmasa, içi hakikat yoksa kabul etmiyormuş. Muhammed ümmetine Allah'ın bir merhameti ibadet var ya namaz oruç. İçi yok sureti var. Allah suretini kabul ediyormuş. Hem de işte. Onda dokuzunu yapmasalar, onda birini yapsalar manasını tefsir ederken. Sizin zamanınızda diyor sahabeye, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onda birini yapmasanız zor kurtulursunuz. Benim öyle bir zamanım gelecek ki, ümmetimin zamanı gelecek ki, onda birini yaparlarsa kurtulacak. Onun saadetinde diyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri, Muhammed ümmetine ibadetin, ubudiyetlerin suretini de kabul ediyor. Kabul ediyor. Yani bayılıyorum bu insanlara. Şimdi diyelim ki böyle değil. Diyelim haşa. İmam-ı Rabbani Hazretleri dedi mi? Tutundum mu ben buna? Haşire gittim. Lan ne biçim namaz kıldın lan? Dedim. Ne biçim namaz kıldın? Vallahi gidin İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne sorun. Bana böyle dedi. Attım ona. Ben kurtuldum o hesap versin. Bunlar sigorta şirketi trafosu ya. Çok işiniz var Hasan abi. Çok. Çok işiniz var dedim ya. O zaman ya. Ben de ona tutulmuşum, tamam mı? Herkes bir üstüne sallıyor. Bir üstüne sallıyor. Yani imam, ya imam bana böyle dedi. Haşir meydanda zaten kantarda. Sen bunu niye yaptın? Ya Rabbi İmam-ı Şafii'yi taklit ettim. Gel imam, seninkisine uyuyor mu bu adam?
Nerede çıkarttın? Vesvese Risalesi'nde diyor ki amelin yeter ki bir mezhebi hakka, hak olan bir mezhebe tevafuk etsin. Öyle mi Resul? Evet. Ha, niye böyle yaptım? Ben bunun için yaptım. Sen Şafii, ha, mesela namazı kastetmek, cem etmek. Hanefi'de mümkün değil. Ancak haçta mümkün. Seferde mümkün değil. Ben mesela uçakla gidiyorum. Hakikaten Almanya'dan geliyorum. Yani akşam okundu. 3,5 saat havadayım. Akşam namazı 1,5 saat ya. Ama ben şeydeyken, havalimanındayken okunmamıştı. Yani binerken yarım saat vardı. Bindim, ezan okundu. Yarım saat sonra şeyin üzerinde, İsviçre'nin üzerinde ezan okundu. Ya 1,5 saat şeye gider ancak. Sırpların oraya, Romanya'nın üzerindeyim daha. Yani en az 1 saatim da var. Yani namaz bitiyor, 1,5 saat geç. Ne yapacağım? Diyorum ki, ya abdestim olsun ama olmasın, şart değil. Ya Rabbi uçaktayım. E kıble de yok. Yani kıble ters. Yani şöyle, kıble böyle. 30 derece kurtarır. Kıble 30 derece hatta kurtarır. 5 diyorlar. Yo yo 30. Muntakada 30 diyor. Ha, başka bilmiyorum, benim okudum. Yanlıştır demem, benim okudum bu. 30 derece. Diyanetin şeyinde 45 yazıyor. Nerede? 45 dereceye kadar cevaz var. Diyanet mi diyor? Ha. Onu bilmiyorum. Muntakada el-Ebhur kitabında öyle yazar. Diyor ki ondan sonra baktım ki böyle. Ben böyle gidiyorum uçak. O zaman ya Rabbi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, neye teyil edim? Hanbeli mezhebini takliden akşam namazımı, yatsı namazıma teyil et. Ya bu ne kadar rahat diyorum ya, şu çıkış yola bak ya. Uçaktan indim. Evet, dershaneye geldim. Saat 1. Akşam namazını kılacağım. Saat 1, gece 1'de akşam namazı ne olur? Kaza olur. Değil işte. Duruyorum bak şimdi. Ya Rabbi, neye teyil edim? Hanbeli mezhebini takliden akşam namazının farzını kılmaya Allah'a emanet. Kaza demedim. Önce mi kılıyorsun zaten? Tabii sıra o. Ondan sonra akşamı kıldım, sünneti yok. Sonra yatsı namazının sünneti, sonra kendi mezhebime yatsıyı kıldım. Ama bir şey söyleyeceğim. Hasan abi dikkat ettiyseniz o kadar çok ayrıntı verdi ki şey olarak, zaruriyet olarak. Şundan, 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 şundan dolayı uyudum dedi. Niye? Çünkü o zaruriyeti belli etmeden vitir namazını kaza yapmamak adına Şafii'ye uyumuştu. Sonucu kötü oldu. Çok kötü. Çok kötü oldu. Çok, çok fena. Yani hiç iyi değildim ya. Ama Allah'a hamdolsun iyi ki varlar. Yani ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Bir vesvese risalemizde geçiyor. Diyor ki yeter ki bir imama tevafuk etsin. Bir de psikoloji vesvese vehimden kurtulmanın telbihat-ı tisada son tarafında şey var. Diyor ki mektubatta. Yani böyle hücum ediyor ya dalalet, küfür, zulümatlar içinde. Bir tane onların icmağına, ittifakına itimat etmek. Tutunuyorum böyle. Lan benim kafam çalışıyor. İmam-ı Rabbani var ya. Onların babalarına duman etmiş. İmam-ı Azam, İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ulan bunlar, bu çömez olan zındıklara ben cevap veremiyorum ama o zındıkların babalarını tepelemiş İmam-ı Rabbani Hazretleri. Benim ustadım o. Ona tutunuyor. Ümmetim dalalette ittifak etmez. Ha, gibi ya. Ben vesveseden kurtuluyorum ya. Yani. Tabii ya. Devam ediyorum. Sözler 521. Şu kainatın Sani Zülcelali'nin lütuf ve merhametinin tecelliyatını, İhsan ve Kerim'inin cilvelerini bir zarure bilbedahe kalbe gösterir. Aklın gözüne sokuyor. Bir zarure kalbe gösterir, bilbedahe aklın gözüne sokuyor herhalde. Ha, bir zarure, ben ters okudum. Evet, bir zarure bilbedahe, ha, bir zarure akla kalbe gösterir, bilbedahe aklın gözüne sokuyor. Zaten aşağıda yazmış. Kalbe gösteriyor, aklın gözüne sokuyor. Nasıl ki Nazm-ı Mani ile çıkarttın değil mi? Bak gelmeden sen mesela hemen söyledin. Sahabe demiş ya, böyle insanın yaratılışını anlatan ayeti görünce Fetebârekallâhu ahsenül hâlikîn, o ayet gelmeden teşekkür ederim. O ayet gelmeden sahabe bunu söylemiş. O ayet daha olmadan. Şimdi insanın yaratılmasını Fetebârekallâhu ahsenül hâlikîn. Ayet olmadan ayet oldu o. Adam söyledi yani. Sonra şey olmuş, irtidat etmiş herhalde. Allah Allah. Diyorlar. Yani o oku. Ha, sahabe değil miydi? Sahabe.
Salabi. Hani ismini tam hatırlamıyorum. O hangisi? Dinden çıkan Salabi de. O öbürü şey değil. Hangisi? Yani. Kim? O şöyle dedi. Sadece acaba bana da mı vahiy demiş o? Ama sonradan da... Sonra hayatını bilmiyorum. Ha öyle dedi. Bana bir ilahiyatçı demişti öyle. Ha onu bilmiyorum. Ebu şimdi... Sufyan'ın oğlu herhalde Hasan abi. Ha? Ebu Sufyan'ın oğlu. Öyle mi? Acayip bir şey. Kitap kılmadan ya. Valla acayip bir şey ya. Dinden çıkamadığın meselesi. Yani Tevrat ve Zebur'dan da söylüyor biliyor musun? Tabii direkt o daha neyse bir şey diyecek. Tamam. Şimdi ezbere bilir. Hafız. Şimdi bak ne diyeceğim. Kur'an, kainat, insan aynı ya. O ayeti burada vardı zaten. Öne çıkarttı. O kadar keyif aldı ki bu ayet gelirken o ayetin devamında burada vardı. Üçü aynı ya. Şeceri hilkat. Kur'an ve insan. Bilkuvvetsi yok mu? Evet. Kur'an. İnsan en enlattı Kur'an. Ben canlı Kur'an'ım diyor. Kainata ne diyor? Kur'an-ı Kebir-i Kainat. İnsana ne diyor? Kainat-ı Sura. Kur'an-ı Sura yani. İnsana, muhakematta da insan ekbere Kur'an diyor. Şimdi bu ayet hepsi insanda var mı? Var. Öyle kendisini kaptırmış ki o ayet gelişine buradakini ifade etmeye başladı. Fetebarekallahu senin halikin. O vakit ayet geldi. Aynı. O gelişti devam ediyor zaten. Bu kendi söylüyor. Söylediği anda da Resulullah söylüyor. Bu da ayet. Şüphelendi olan bana da mı ayet geliyor? Sendeki ayetler ortaya çıktı. Allah. Tabii. Çünkü bazen insan bir şey söyler sanki ayeti biliyormuş gibi ayeti tefsir ediyor sanki o sözüyle. Yani buradakiler uyandı. Nasıl ki göz fotoğraflarını alır, beyinde ruh görür. Mesela zannediyor ki insan göz görüyor. Göz görmez kardeşim. Göz. Göz fotoğrafı alır değil mi doktorum? Beynin görüntü alanına götürür. Orada televizyon ekranına gözükür. Televizyon ekranı görmez, gösterir. Beyinde görüntü alanını ruh seyreder. Ruh seyreder. Mesela göz kullanmadan gece rüyada görüyoruz. Görüntü alanına geliyor. Yani bu harita oluşumuzdandır. Tamam. Şimdi göz kapalı. Uyuyorsun. Rüyada bu nereler açıldı? Hayal değil ki. Bizzat realite. Ahiret alemi bile açıldı. Mesela Ustad mektubatta 18. mektupta iki çoban var diyor. Aa, de hazineyi de bulayım da sana dedim. Rüya mı peki? Buradakiler açılıyor işte. Ruh penceresiyle seyredebiliyor. Harika. İşte ekleyin böyle güzelce destekleyin. Ruh bu alemi göz penceresiyle seyreder. İşte akıl gözmüş, kalp görenmiş. Akıl gözdür, akıl gözü diyor. Yani çok acayip ya. Yürüyelim biraz daha. Bu rüya bahsinde diyor ya. Veya ara mı verelim saat 12? Bir ara verelim. Bir ara verelim abi isterseniz tamam. Ya. Yani. Peki. İkinci derste şey yapacağız. Sen bir de söyler misin neydi? Ondan sonra. Rüya bahsinde diyor. Bu insan diyor alemi şehadetle bağını kesince alemi gayba karşı menfezler açar diyor. Evet. Duygular yani mesela. Kalp, ruh aktif oluyor zaten abi. Evet. Çok güzel. Göz suretleri görüyor. Akıl kanuniyeti görüyor. Kalbi hakikatini görüyor. Hakikati, ruh mahiyetini görüyor. Evet ya. Çok acayip ya. Mesela bak adam çok ilginç. Yatıyor. Oho! Göz kapalı şekilleri görüyorsun. Beden yatıyor. Dolaşıyorsun, yapıyorsun, ediyorsun, terden su oluyorsun vesaire. Bir sürü şeyler fatura çıkıyor. Hayal hayal olsaydı bunlar olmaması lazım. Demek ki insan bedenle sırf kendisini nasıl ifade ediyor ya? Çok acayip ya. İşte bedenden nasıl çıktın? O alemler hakikat değil mi? Bedenden çıktım diye rüya anında bu hayaldir, hakikat değil. Bedenim orada kaldı diyor musun? Kabirde böyle olacak işte. Kabirde ne anlamayacaksın yani. El-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar 135 Dima ikinci dersi. Sözler 527.
ta desti kudret, zahir akla hasis ve na layık emirlerle bizzat mübaşereti görünmesin. Ne anlamışız? Yani bu akılla alakalı ne anladık? Aklın zahirisi var. Zahire muptela'dır. Zıtların cebelangahıdır zahir. Güzel, çirkin, hayır, şer, küçük, büyük, ağır, kolay gibi emirlerin mahali vurududur. İşte şunun içindir ki Sani Zülcelal esbab-ı zahiriyeyi tasarrufat-ı kudretine perde etmiştir. Ta desti kudret. Bir de melekutiyet ciheti ise aklın her şeyde parlaktır, temizdir. Teşahhusatın renkleri, musehrafatları ona karışamaz. O cihet vasıtasız kendi halikine müteveccihtir. Ondan terettübü esbab, teselsülü ilel yoktur. Bitti. Akıl işte bu iki yönlerle alakadardır. Akıl yani biri mülk, diğeri melekut cihetiyle çalışıyor. İkisinin farkındalığı var akılda. Karıştırmaz ve anlamlandırır akıl. Aklın zahirisi şu. Akıl zahirle, şu serbest bölgeyle çalışıyor. Batın da bu tarafla çalışıyor. Kendisi berzan. Hasan abi, işte evvel ahir zahir batın cihetinden baktığımızda akıl zahirle, bu dört esmanın zahiriyle mi alakadardır? Evet, dört esma zaten biraz konuşmuştuk daha önce. Niye sadır zahir olmaz ya, niye zahir olsun? Aklın dört yönü var. Aklın dört isimle de tanımlanıyor. Evvel, ahir, zahir ve batını yönleri var. Yani her şeyde olduğu gibi. Yani esma cihetiyle dört yön, sistem cihetiyle kanunet, vakit vesaire o bize bakan yönüdür. Esma yani her şeyin evveli vardır, ahiri vardır, zahirisi vardır, batınısı var. Akıl da böyle. Onu biraz konuşmuştuk galiba veya gelecek gibi geliyor. Sözler 534. Nefsi teslime, aklı iknaya ihsar için. Aklın ikna edilmesi varmış. Akıl ikna edilmesi var. Dehriyun niye şey yaptım? Çünkü bu işte meşgul olmuş. Zaman ilerledikçe her şey değişmektedir. Alem böyle kendiliğinden gelmiş ve gidecektir demiş. Canlılar da böyle birbirlerinden üreyip sonsuz olarak sürecektir diyen maddeci, materyalist felsefe ekoluna verilen attır. Bu sözde 534'te Dehrün'ü anlatıyor da Dehrün nedir diye. Yani orayı almadığımız için şaşıracaksınız. Dehrün. Onu anlatıyor. Peki Dehrün zaman mı? Yani zaman Dehrün. Onlara göre zaman sonsuzdur. Yani dünya sonsuz. Zaman ilerledikçe her şey değişmektedir diyor. Alem böyle kendiliğinden gelmiş ve gidecektir. Canlılar da böyle birbirinden üreyip sonsuz olarak üreyecektir diyen maddeci, materyalist, felsefe ekoluna verilen attır. Bu şekilde inananlara verilen at dehr denir. Dehriyun materyalistlerden daha eskidir. Sözler 539. Hatta kuvve-i akliye dalında dehriyun, maddiyun, tabiyun meyvelerini beşer aklının eline vermiş. Ondan sonra devam ediyor metin. Ben sonundan almışım. Kuvve-i akliye dalında enbiya ve murselin ve evliya ve Sıddık'ın meyvelerini yetiştirdiği gibi. İkisi de kuvve-i akliye dalında. Dehriyun, enbiya ve murselin. Maddiyun, evliya. Tabiyun, Sıddık'ın. Karşılaştırma değişir. Örnek olsun diye yazdım. Gayem iki ekolun da kuvve-i akliye dalında çıkıyor. Ben buna bakmıştım da
Dehriyun Enbiya, Maddiyun Mürselin, Tabiyun Evliya, Sıddık'ın öbür tarafta bir karşılığı yok. Nasıl abi dedin? Dehriyun Enbiya. Dehriyun Enbiya, Maddiyun Mürselin. Mürselin. Evet. Resulü. Mürselin. Tabiyun Evliya, Sıddık'ın felsefe dalında kuvve-i aklıya da yetiştirdiği bir şey yok, karşılığı yok. Sıddıkiyetin bir karşılığı yok orada. Bakmıştın yani, çalışmış mı? Baktım bunu. Maddiyun, Mürselin mi? Şimdi Dehriyun, Maddiyun, Tabiyun var. Felsefe dalında yetiştirdiği, kuvve-i aklıya da. Üçünü. Diyanet'in yetiştirdiği var. Diyanet'in de 4 tane yetiştirdiği var. Enbiya, Mürselin, Evliya, Sıddık'ın. Bu Dehriyun, yani Enbiyalara karşı Dehriyun çıkmış. Maddiyunların karşısına Mürselinleri çıkartmış. Tabiyunların karşısına Diyanet Evliyaları çıkartmış. Fakat Sıddıkinleri bir şeyin karşısına çıkartmamış. Sıddıkinler... Tabiyunla Evliya eşleşir mi? Mantıken. Yani Evliya kalple daha çok sanki değil mi? Asfiya mesela. Asfiya ve Sıddıkin diye geçmiyor mu? Asfiya akıl ve kalbi imtiza çekmiş. Yani asrın müceddidleri şeyleri oluyor değil mi? İmam. Yani onlar sanki o konuda şeyler. İhtisas. İhtisas sahibi olunca yani Evliya Tabiyyun'a eşleşir mi? Evliya... Biraz zor. Velayet yani. Evliya kalpçi ya. Yok. Evliya şeyde büyük Evliya diyor işte adam. Mehdi. Tabii büyük Evliya. Hazreti Ali ondan sonra silsile öyle devam ediyor. Ama şey sıralaması yaptığımızda Asfiya... Müştehit yani öyle bir sıralamada evliya şey. Yani illaki hepsi evliya olabilir de. Peygamberden evet. Sonra ilk gelen şey, sonra gelen makam evliyalık makamı. Yok Asfiya ve Asfiya müştehit değil mi? Asfiya mesela ümmet büyük, Muhammed'in büyük, evliyaları, Beni İsrail'in enbiyaları. Büyük evliya diyor mesela Risale-i Nur için. Büyük evliya diyor. Tamam, üç tane var. Bir tane Hazreti Ali, bir tanesi Üstad. Çünkü yani, Nebiler, Beni İsrail'in Nebileri ümmetin evliyalarıyla. Evet. Tabii. Peki, biraz devam edelim. Aşağıda da var çünkü. 540 bir sözler. Kuvve-i Akliye dalında alem insaniyetin dimağına dehriyun, maddiyun, tabiyun gibi meyveleri vermiş. Beşir'in beynini 1000 parça etmiştir. Bitti. Ne diyor? Ortaya çıktığı yer kuvve-i akliye bunlar. Fakat dima yayılarak dima işgal etmiş. Bunlar akıl yoluyla girmiş. Allahu alem dehriyun zamanla alakalı maddiyun manası maddiyun manası mekanla alakalı. Yani bir tasavvuru diğeri de tahayyülü kontrol edememekten çıkmışlar bunlar. Bir tanesi tahayyülü, bir tanesi tasavvuru kontrol edemediklerinden çıkmış. Tasavvuru şey değil mi? Bak bir daha şuraya bir şey yapayım. Arkadaşlar, tahayyül, hayal. Yani siz bir şeyi hayal edin de mekanı olmasın. Olmaz. O zaman tahayyül mekanımızı oluşturuyor. Tasavvur düşünceler olduğu için düşünceler de sıralıdır yani. Çekirdek gibi değil. Ağacın sonu da başı aynı anda olmuyor. Zaman olduğu için ana baba ortaya çıkıyor. Zamanı kaldırırsanız ana baba yoktur. Dün bugün yoktur. Yani yok. Onun için Allah'ın zamanı olmadığı için böyle bir şeysi yok. O zaman dehriyun zaman. Şurayı kontrol edemedi tasavvurunu. Maddiyun da bunu kontrol edemedi. Edemedi yani. Tasavvurun kontrol edemeyince ilel sonsuz zannetti. Bu zaman dehr esmasına bakar şey buradan mı çıkıyor? Evet evet oradan buradan çıkıyor. Evet evet. Dehr esması zaten... Şimdi anladım o. Evet. Tamam. 543 sözler. Aklı hakim iddias ettiklerinden ancak fasık, mübtedi bir mümin derecesine çıkabilmişler. Mutezile aklı hakim yaptığı için ancak fasık, mübtedi bir mümin derecesine çıkabilmişler. Aklı nakle tercih ettikleri için. Aklı nakle tercih ettikleri için. Tamam.
vahiyle şey olmamış haklı. Evet ama onunla beslenmemiş. Yani vahiyle beslenmemiş. Beslenseydi. Devam ediyor. Fasık mümin ilk defa duydum abi ya. Niye öyle? Demek ehli bida oluyorlar böylelikle. Kafir denmiyor da. Fasık yani İslamiyet'e fasık ve yeni İslamiyet'e giren nasıl her şeyi sorguluyorsa güya aklınca sorguluyorlar bunlar. Yani sanki İslamiyet yeni gelmiş. Kendi filozofya her şeyi sorguluyor. Sanki yeni gelmiş. Yeni muttediyim. Yani yeni Müslüman olacak gibi. Sözler 587, Mektubat 93. İkisinin ceminden ne çıktı? Çünkü akla kapı açmak, ihtiyarı elinden almamak sırrı teklif iktiza ediyor. Bak sırrı teklif. Evet. Sırrı teklif şunu iktiza ediyormuş. Akla kapı açmak, ihtiyarı elinde almamak. Cüz-i ihtiyarının bir sureti tasavvurda, kanuniyeti taakkulde, hakikati tasdikte, mahiyeti iltizamda. İşte mektubat ve sözlerin ceminden cüz ihtiyarın yerini gördük. Evet, cüz ihtiyarı göstereyim mi yeri neresidir diye. Cüz ihtiyarının sureti şuradadır. İhtiyar düşüncedir yani. Tercih olduğu için hayal değildir bu. Düşünce silsilesinin bütünselliği. Sureti buradadır. İhtiyarı, cüz-i ihtiyarının. Kanuniyeti akıldadır. Hakikati şuradadır. İlim. Mahiyeti iltizamdadır. Yani cüz-i ihtiyar bu. Onun için cüz-i ihtiyarı, bak ne şey edecek? Cüz-i ihtiyar burada. İtikadı bozuk olabiliyor. Yani inkarcı değil, bozuk. Fasık oluyor. İtikadı bozuk olana biz ne biliyorduk daha önce? Kafir biliyorduk. Ehli bida deniliyor. Ehli bida. Mesela Şia, Vehhabi gibi. Ehli bida hatırlar bunlar. O zaman işte sana cüz-i ihtiyarına suretini şeytan da kullanabilir mi? Kullanır. Kullanıyor. Çünkü serbest bölgede şurada o kullanabiliyor. Şeytan kullandığı zaman günah bize yazılıyor mu? Bize yazıyor. Zaten sizi sorumlu kılamına tabi olmayacaksın. Evet. Kapıyı sen açıyorsun ama. Evet. Sözler 588. Herkes tasdike mecbur olurdu. Aklın ihtiyarı kalmazdı. Bak aklın elinde bir ihtiyar var. Aklın elinde irade yok. İrade nerede? Bak şimdi. Akıl burada mı? Cüz-i ihtiyarın sureti burada. İrade nerede? Şurada görüyor musunuz? Vicdanda. Yani bir şey vicdana, iradeye geçebilmesi için dimağdan, akıldan geçecek, tasdik, izandan vicdana girecek. Vicdana giriş. Vicdanın içinde irade, zihin, hiç latife-i rabbaniye var. Ondan sonra, demek ki aklın ihtiyarı, aklın iradesi değil. Akıl buradaki ihtiyarın suretini kullanıyor. Yani yeri görün diye söylüyorum. Aklın elinden ihtiyar alınmaz. Elinde bu. Önünde bu, tamam mı? Şimdi geçiyorum. Kişinin imandaki cüz ihtiyarı sarfından sonra Allah'ın dilediği kulunun kalbine koyduğu nurdurdaki bu cüz-i ihtiyar akıl da yapabiliyor yani. Yani akıl cüz-i ihtiyarını kullanarak iman geliyor ya. Cüz-i ihtiyarının sureti burada mıydı? Evet. Kanuniyeti burada. Vahiy buraya geldi akla. Aklı olmayanın dini yoktur. Akılla giriyor. Buraya geldi kanuniyeti. Kabul ediyor. Cüz-i ihtiyarının nesini? Ondan sonra. O cüz-i ihtiyarını kullandı. Tamam, cüz-i ihtiyarı kullandı. Sonra tasdik izan oldu. Sonra izandan şeyde tasdikte şey dedi hakikatına geldi ya. Hakikatından izana geçerken cüz-i ihtiyari iradeye dönüşüyor, mahiyetine dönüşüyor. Dönüşüyor. Ve artık
İltizam. Mahiyeti, iltizamda mahiyet ya, artık iradeden artık beslenmiş. İman olabilir. Mahiyetine yani. Öyle geçiyor. Mahiyetine öyle geçiyor. Evet. İradeden şurada yani. Mahiyetine geçiyor. Mesela cüz-i ihtiyari, surette, sonra hakikati buraya geldi değil mi Osman? Yanlışımsa düzel. Sonra tasdik oluyor abim. Hakikati bu. Hakikati. Cüz-i ihtiyarın hakikati bu. Kalbe yol açıyor. Hakikatten sonra izandan vicdana iniyor. İndi iradeden şeyini alarak mahiyetine geçti artık. İrade zihni latife rabbani kısmen beslendi mi? Ha. Onayladı mı irade? Şimdi bak vicdandan dönüyor bak ha dönüş yolu görüyor musun? Vicdandan çıkıyor. Çıktı izandan aynı kapıdan geldi. İltizama geldi. İtikat oldu. Yani şeyin ihtiyarın mahiyeti iradedir desek doğrudur değil mi? İhtiyarın mahiyeti iradedir. Suret, kanun, hakikat diye sıralarsak olmaz. Yani cüz-i ihtiyari... Hakikattedir, hakikattedir. Şimdi mesela bak şimdi. Mahiyeti iltizam ya. Yok o şeyden bakmayın. Normal vicdan... Ha tabii aslı tabii. Ha, onu demek. Tabii. O manada diyor. Tabii. Aslına gidiyor yani aslında. Evet evet. O iradenin... O süreçte de bu anlattığınız oturuyor o zaman. Tabii çünkü doğru. Mesela ihtiyar nedir? 24. sözden söylüyorum. Hayvanlarda da vardır, kafirlerde de vardır. Hayvanlarda irade yoktur, kafirde yoktur, gafillerde yoktur. İhtiyar nedir? Hazır zaman, şu mu, o mu, bu mu? Önümdekini tercih eder. Yani geçmişiyle, geleceğiyle meşgul olmaz. Önümdekini tercih eder. Niye tercih eder? Şunla. Bir, cüz-i ihtiyari. Kur'an'la beslenmediği için. Bir şey lezzetlidir, menfaati varsa iyidir, eylemi ve zararı varsa kötüdür. Anda tercih etmek. Mesela kedi ekmeğe göre ciğer, arı taşa göre çiçeğe konar. Bu bir ihtiyardır, irade değildir. İhtiyar beşeriliktir. Günahlar bunun için işlenir. Televizyon açma, YouTube'lara girmek ihtiyarladır, iradeli değildir. İrade günah işlemez, ihtiyar işler. Sonra bu andadır, mazi ve müstakbeli yoktur. İrade ise geçmişin bütünlüğüyle, örf, anane, kültür, gelenek, iman, geçmiş Allah'a iman, örf ve gelenek hepsiyle beslenir, geleceğe bakar, gelecek imani bil ahiret, geçmişin bütünlüğüyle geleceğe bakarak anda ihtiyara tercih ettiriyor. Yani iradenin iki kanadı var. Onun için usta diyor ki cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim. Neyle? İradeyle. İradenin geçmişten beslenip geleceğe bakarak anda tercih yapıyor. Bu irade geçmiş ve gelecekten koparak yapmaz. Geçmiş Allah'a iman, nokta istinat. Gelecek ise nokta istimdat, ahirete iman. Yani iradenin beslendiği kaynak Allah ve ahiret. Elestu bi rabbikum kalu bela hadisesi ihtiyar değildir, iradelidir. Onun için dünyaya geldiği zaman iradesini unutuyor, yok. Kendi ihtiyarını irade zannediyor. Allah da hatırlatıyor, niye sözünüzü unuttunuz? Tamam. Yani ihtiyar irade bu. İşte o zaman şimdi toparlıyorum son şeyi. Bir olan bir hadise, akıl cüz-i ihtiyarının suretiyle tasavvurdur. Nedir o? Düşünseldir. Düşünür. İhtiyar düşünür. Sureti buradadır. Kanuniyeti akıldadır. Suretini kullanır. Sonra tasdik denilen ilim, hakikati, cüz-i ihtiyarın hakikati budur. Buradan buraya geldi, ilim oldu. Buradan da izana gelince otomatik olarak vicdana giriyor. Vicdana giriş. Buraya girdi. Ne yaptı? İradeyi, zihni, hissi, latife-i rabbani'yi oynattı. Onunla bir boyalandı. Bütünsel oldu. Sonra çıkıyor oradan. Orada durmaz. Sen misin bana bu iyiliği yaptın diyor vicdan. Dima. Bu sefer kazanımlarını getiriyor vicdandan çıkış buraya izandan sokuyor. Soktu. İzan neydi? Buraya geldi. Sonra cüz-i ihtiyarın hakikati, mahiyeti iltizama döndü. İltizam da fiile dönüşme yeri, eylemdir. İslamiyet iltizamdır, fiildir. Sonra itikat oldu.
Cüz ihtiyarı böyle çalışıyor. İrade ile böyle bir ilişkisi var. Ben de bir şey fikrimi söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. İhtiyarın mahiyeti irade değildir ama iradedendir. Yani o değil ama ondan. Hasan abi. Burada sanki bunda bir müstakiliyet var. Yani müstakil. Kim? Hangisi? İhtiyar. İrade daha bir fıtrata bakıyor. Daha umumi. Yani bütünlüğün içinde var olmak gibi oluyor. Ben biraz öyle anladım. Bilmiyorum. Tamam işte o bütünlük senin o şeyi. Yani fıtrat abi bana ait değil. Aslında fıtrat bir tane. Ben ona tabi oluyorum. Evet. İradeyle. Ama ihtiyar beni ona benim mükafat almama iten. Beni, ben dedirten. Aynı şey söylüyorsun. Evet. Aynı şey söylüyorsun. Değil evet, mi? Evet, aynı şey. Doğru. Hasan abi. Eylemsel halini söyledin. Evet. Konu dağılmazsa bir şey daha. Şimdi bir bağlantı istiyorum ama. Bu cüz-i ihtiyarın suret, kanuniyet, hakikat, mahiyetini söyledik ya. Bir de irade var. İradenin de suret, kanuniyet, hakikat, mahiyetini söylesek uygun olur mu? Yani sadece ikisini... Cüz-i ihtiyarıyla iradeyi daha mukayese olur. Kolay tefrik etmek evet, için. Hazırın var mı? Bende hazır yok. Onu size sormak. Onu yanlış olmasın diye iradede yazmış mıydık? İradenin yazmış, sureti. Onu geçtik. Yani yazılmıştı. Bak ya. Bakayım. Bir bakar mısın iradenin? Ben şuraya şey yapayım isterseniz. Bakayım o bulana kadar. Yanlış olmasın. İhtiyar. Nerede geçti o? Bu ihtiyarı konuştuğumuz zaman konuşmuş muyuz konu? İradenin konuştuk diye hatırlıyorum ama. Ha, o da konuşmak lazım. Niye cüz'i konuşuyor? İhtiyar konuşuyor. Nerede arayacağız diye düşünüyorum şimdi de. İradeye bak abi. Bir şeye bakayım. Bakalım. Şimdi ben biraz da gideyim, bulursan söylersin. Yoksa ezberden yazmayalım. Çünkü o bir çalışmanın yoğunluktan yazılabiliyor. Şunu yazmak, şunu da ifade ediyoruz ama şimdi değil tabii çok. İradenin de sureti, kanuniyeti yazılmışsa, irade de var mı bilmiyorum. İrade ben hatırlamadım ya. Sanki yazmadıksa... Cüz-i ihtiyarı uğraştık çünkü bir ara bir bocaladık böyle dima iltizamda. İşte tasdikle dedik. Sonra bu suret kanuni takiyete vurunca çözüm dedik. Tamam şimdi rahatladık. Şimdi evet o zaman çıkmıştı değil mi? Ha, o zaman öyle bir ileri geri evet. Yaptık orada. Bir evet. Öyle dedik olmadı, böyle dedik olmadı. Hepsinde var gibi duruyor. Evet. Mesela şimdilik söylüyorum. İrade ya. İrade boyalanmadan önce nereden geldi malzeme? Serbest. Yukarıdan geldi. Serbest mi? Yani sanki iradenin sureti cüz-i ihtiyar. Ama serbest bölge zamanla çalışıyor. İrade zamansız çalışmıyor mu? Sureti de. Aha, sureti cüz-i ihtiyar. Bak şimdi. Olabilir. Şimdi ihtiyarı anladık mı nasıl çalışıyor? Burası sureti bu. Hı hı. Kanuniyeti geldi mi abi? Tasdik denen ilim oldu mu? sırayla giderken izandan vicdana indi mi? Hı. Boyalandı mı? Boyalandı. Boyaladı cüz-i ihtiyar. Sonra sen misin bana bu iyiliği yapan? Vicdandan dönüyor, izan yoluyla iltizam ve itikat oluyor. O zaman bu irade bir geçmişi var. Elestu bi rabbikum, onu unutmayacağız. O iradenin mahiyetidir. Sözü veren. Tabii, asıl o. Yani fıtrat asliye, fıtrat asliyemiz. Sureti buradan geliyor. Şu süreçten geldi. O zaman sanki iradenin sureti cüz-i ihtiyari. Evet, o öyle gibi. He, öyle duruyor. Mahiyeti ise Elestu bi rabbikum garu bela. Şimdi irade
bu yani ruhlar aleminde dediği için sanki arş-ı azam sıfattaki irade desek çok mu gider? Sıfattaki irade, sıfat işte o. Yani alem arş-ı azam. Yok şeydeki yani esma sıfattaki irade sıfat. Subuti sıfatta. Subuti sıfat. Tamam. Aynaya bak çıktı zaten gibi. Dur. Yani bir şey kalmadı yani. Mehmet kardeş burada olsaydı şimdi o biraz bu konuda hassas yapardı. Ama daha mühim işlerin peşinde olduğu için bu şu anda iradenin, ihtiyarını, hakikatin yapardı. Yine yapardı. Ya ben yazıyorum şimdi çünkü en çok o kullanıyor bunu. Şey için şey söylüyor musun Mehmet abi? İradenin. Hoparlörü açsana. İradenin sureti. Sesi duyuluyor Mehmet abi? Duyuluyor mu? Evet. Orada mı o? Evet. Ha nerede? İrade. Mehmet abi. Vay, gafil dediğimizi niye duydunuz ya? He? Duymamış oldum hadi neyse. Tamam. Eyvallah. Kapatıyorum abi. Yok kapatma madem. O zaman söyle abi yorumunu. Dur. Defter kalemin var mı yanında? Ben iki tanesini, iki tanesini şimdi arkadaşlarla bulduk. Öğreniyoruz ya bu ders öğrenmek. Talebi değil miyiz? Kanuniyeti kitab-ı mubindir abi. Oo. Kitab-ı Mubin. Evet. Kanuniyeti yazayım dur bakayım. Kitab-ı Mubin. Nasıl duracak bir yazalım? Şeyin diyeyim, iradenin diyorsun değil mi? Evet. Tamam. Hakikati vicdandadır. Hakikati vicdanda. Aa, doğru. Doğru. Çok evet. Doğru ya. Oldu. Mahiyeti subut. Mahiyeti subut-ı sıfattaki iradededir. Tamam, subut-ı sıfatta, sıfatta, sureti de cüz-i ihtiyari değil mi? Sureti sanki ihtiyar gibi duruyor, evet. Tamam. İhtiyar değil. Tamam, bak işte Mehmet kardeş olsaydı yapardı dedi, hakikaten yaptı. Kitab-ı Mübin'i... Kitab-ı Mübin nasıl oldu onu anlamadık. Ha, hazır zamana mı bakayım? Kitab-ı Mübin, Lef-i Mahfuz'daki melekutiyet kanuniyeti var orada. Yani nasıl işliyor irade? İrade oradaki ilim ve şey irade ve kudretten oluşuyordu ya. Kitab-ı Mubin. Evet, kitab-ı ilim şey kudret irade. Evet. Aa, iradeden oluşuyordu. Şu. Orada bir kanuniyet var. Kitab-ı Mubin oluşurken kudret. O kanuniyet kullanılarak yapılıyor. Yani diye mi diye düşünüyorum yani. Yani o kitab-ı mübindeki kanunu kullanarak o zaman da kanuniyeti gerçekleşti. O zaman doğru doğru hangi kanuniyet kullanıldıysa bu şekilde. Tamam o zaman ben adam gibi yazayım dur. Ne? Kanuniyeti nerede demiştik? Kanuniyeti kitab-ı mübin abi. Kitab-ı mübin bir bakayım. Onu da delili şu diyor. Bak. Mübin sebebi şu diyor. İrade ve kudret defteri. İrade ve kudret defteri oluşur. Çok ne ölçekte bakıyorsan o dört sürü kanuniyet hakikaten değişiyorsa o mahiyeti sıfattakine götüreceksek ondan sonra hakikati vicdanda doğru. Mahiyeti de nereye demiştik? Sıfatı da abi. Ha, sıfatı subutiye. Şu anda çok güzel oturdu gibi ya. Bakar mısınız Osman? He? Şey konuşuyoruz değil mi? Yani o nasıl olur diye. Şimdi hani bu suret, kanuniyet, mahiyet mevzusu, hakikat mevzusu da baktığımız ölçeğe göre de değişiyor. Tabii. Yani mahiyeti biz ta alıp sıfatı subutiye götürdüğümüzde bakış açımız o zaman değişiyor. Hakikatin yerleri değişiyor. Biraz daha insana indirgediğimizde mesela. Bunun insana inmesi lazım. Bunu ben pek de şey yapamadım. Ama yani, kaynağı o. Yok yok yani böyle de mantığı var da hani biz diyorduk ya insanda, kainatta. Şeyde yapıyorduk ya. Ha, uygulayalım alemde. Şimdi, yani öyle deyince daha şey ölçek tutuyor. Yani öbür türlü. Şimdi bu ne atladık? İnsandan kainata, kainattan. Karışınca biraz oluyor ama biraz karışıyor. Olmuyor. İnsanda, kainatta,
işte diye ayırdığımız şey. O zaman bunun karşılığını Hasan abi. O vicdanı silelim. Fıtrat Selim'e yazalım abi onun yerine olur. İlim için. Hangi ölçekten bakıyorsun? Kainat. Ha işte ha öyle diyelim. Adını öyle koyarsak tamam. Bir oradan girelim. Kainattan bakarsa sıfatı sıfatı kullanmıyor. Bir dakika. İlk önce insanda uygulayalım sonra kainatı yapalım. Öyle mi? Olur. Ha çünkü cüz-i ihtiyar insanda var. Ha, kitab-ı mübini siliyorum. İnsandaki kitab-ı mübini karşılığı nedir? İnsanda kitab-ı mübin nedir? Nerededir? Akıl diyebiliriz belki. Akıllı bir defteriydi. Levh-i Mahfuz. Kitab-ı mübin diye illa bakmak zorunda mıyız? Kitab-ı mübin değildir tabi. O zaman arkadaşlar bunu siliyorum. Vicdandaki kanuniyet olarak. İnsanda iradenin kanuniyeti irade nerededir? Kanuniyet olabilir mi? Vicdandaki kanuniyeti... Akıldadır. Akılda insanda. Ha. Şöyle düşünün, şöyle. Var mı irade akıllı? Bak şimdi. Ha, iradeye bağlanma... Tamam bak şöyle düşün. Vahye. Şöyle beraber gidelim mi yürüyerek? Dima, Lef-i Mahfuz'un bizdeki karşılığı neydi? Dima'dı. Dima. Dima. Lef-i Mahfuz'un karşılığı bizde. Peki Lef-i Mahfuz'da iki defteri yok muydu? Var. İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin. Koyduk mu kenara? Ha. Demek ki Kitab-ı Mübin, İmam-ı Mübin bizim kafamızda. Tamam mı? Kafamızda. İrademiz vicdanımızda. Vicdanımızda. Değil mi? Vicdan ile akıl kalbin defteridir. Evet. Vicdan doğru. ile akıl. Akıl. Doğru. Çünkü doğru. kalp nedir? Doğru. Mazar-ı isyat. Makesi kafa, efkar. Makkesi efkar. Tamam. Tamam. Onun dışına çıkmayalım. Sabit yürüyelim. Tamam. Şimdi demek ki cüz-i ihtiyari ile yapıyor irade. O sureti budur. O kesin gibi. Yani iradenin sureti cüz-i ihtiyaridir. Bizde kanuniyeti yani akıl olduğu için yani Lef-i Mahfuz'un Kitab-ı Mübini, İmam-ı Mübini bizim dimada ya bu irade niçin irade akıldan üstün biliyor musunuz? İrade akıldan üstündür. Allah'ın subutu sıfatında akıl yoktur. Akıl bir cihazdır. Ta merkezdedir irade. Mesela şöyle diyeyim bak. Osman'ım. Evet. Bak kardeşler. Bugün derse gideceğim. Karar verdim. Gafur. 10 tane sebep üretmez mi akıl? Evet. Tabii ya gitmen lazım şöyle de böyle. Peki niyet ettim gitmemeye. Ya tabii ya şimdi şuydu mu buyur. Demek ki akıl bir cihazdır. Ona veri veren merkezdedir. Ve iradedir. Gitmeyi aklı kullanan iradedir. O zaman iradenin kanuniyeti akıldır. Çünkü Mehmet kardeş dedi ki bakın iradenin şecere-i hilkatte karşılığı nedir? Kitab-ı mübindir. Kitab-ı mübin nedir? İrade ve kudrettir. İmam-ı mübin nedir? Emir ilimdir. Öyle değil mi? Evet. Ha. Peki o zaman Kitab-ı Mübin irade kudret ise o da Lef-i Mahfuz ise Lef-i Mahfuz da benim dima ise o zaman kanuniyeti akıldadır. Çünkü aklı olmadan irade kutsiyet kazanmıyor ki. Çocuk mesela mükellef değil. Niçin mükellef değil? İradesince aklı kullanamıyor. İrade aklı kullanırsa mükellef oluyor. Ne zaman 7 yaşında olursa İslam hukukunda o zaman aklı buluğa geliyor, aklı, meleke oluyor. Onun için kanuniyeti akıldadır. Yani Mehmet kardeş Kitab-ı Mübin dedi, şecere-i hilkatta karşılığı odur. Çünkü o açık net ifadedir. İrade nerededir? Kitab-ı Mübin'dedir. Bak, sari ifade, Kitab-ı Mübin, irade hilkatta. Ha, şimdi hakikati nedir? Zaten kendisi vicdandadır. O belli. O belli. Peki bir de enededir önce. O zaman şimdi sıfat-ı subutiye Allah'a götürme bu işi. İnsanda arayacağız mahiyeti. Vicdanın kaynağı neresidir? Yani kim tercih yapar? Tercih nerede gözükür? Evet. Gidin diyelim. Vicdan neyin ayağıydı? Kalbin. Dima kim neyin ayağıydı? Kalbin. Kalpte arayın. Bir yeri arayın. Haydi hatırıma geldi.
ve iradenin mahiyeti kalpte bir sıfattır. Nedir hadi? Latife insaniye mi? Latife insaniye de mi? Değil. Sır mı? Yok. Latife insani sistemdir. İradeyi de yönetecek bir yer. Bir sıfat. Kalbin? Diyeceğim mi? Yok yok. Kalpte bir sıfat var. İradeye biniyor. İradeye de akıl biniyor. Bak biniyor. Birbirine bindireyim. O söyleyeceğim. O sıfat vicdana, iradeye biniyor. İrade akla biniyor. Akıl da ihtiyara binip iş oluyor ya. Peki iradeyi de yönlendiren bir şey var kalpte. Kalpte olduğu kesin. Niçin? Çünkü vicdan ile akıl kalbin iki şubesidir. Mahiyeti kalpte arayacağız. Neresinde arayacağız? Meylan. Ha, meylandan çıkar diyor ya. Meylandan çıkar diyor zaten. Evet, fiil. İnsanın fiilleri diyor. Kalbin ve meylan, meylan. Hissi meylan. Meylan. Meylan diye. Nerede? Meylan kalpte bir şey mi? Evet. Çünkü diyor ki insanın fiilleri kalpteki meylan ve hissi, vicdanı, meylan ve hisse çıktı mı? Ondan sonra gelir, girer, vicdana girer meylan, his olur. İrade olur. Gelir dima, hayal olur, tasavvur olur, akılda malzeme üretir. Meylan merkezdedir. Kalpte meylan, kalpte yazın abi. Kalpte meylan, kalpteki meylan. Aha öyle de. Ha, tamam. Çok güzel oldu ya. Abi. Çok güzel, çok şükür. Allah meylan. Kalpteki kalp, insanda. Niye ene demiyoruz mesela? Yok. Ene şey yapmıyor mu burada irade? Ene o başka işlevi var. Öyle tercümeci özelliği yok onun. Niye? Yapmaz o. Çünkü buralara inmez adam, tenezzül etmez. O sırla meşgul. O Allah'ın taayyun ve teşahhusuyla meşgul. Alt böyle makamlarla uğraşmaz. Onun öyle bir şeyi yok yani. İştevi yok. Ameleler uğraşsın diye. Evet. Şimdi kainata uyguluyoruz arkadaşlar bunu. Bunu ne diyelim? İradenin... İnsanda. İnsanda. Şöyle diyeyim şu. İradenin... Şimdi kainatı yapıyorum. Şunu siliyorum yukarıdaki abiyle. Bunu çekecektim. Şimdi zaten şu çok kolay oluyor. Üçü Kur'an, şeceri hilkat, insan. Bir tanesini bulursan gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Şimdi bak gelecek hemen. İradenin kainatta, kainattaki 1, 2, 3, 4 sureti, kanuniyeti, hakikati nasıl bir formül ya, sihirli bir formül ya. Her şey bu var ya sureti, kanuniyeti, hakikati. Nasıl böyle oturuyor her şey ya? Yoksa didinip duracaktık biliyor musun? Ya akıllı, akılsız irade olur mu ya? Tartıştır öyle. He? Tartıştır yani. Yani yok şu abi, şu dağ cami, şu dağ cami. Ya perişan olacaktık ha. Hakikati. Direkt evvel ahir zahir batın değil mi zaten? Ya. Tam o değil herhalde ya. Evvel ahir zatın değil. Biraz daha farklı bir bakış açısı. Zat-ı mahiyetteki şeyler. O Allah'a bakan yönü. Zat-ı mahiyette. İnsandaki tanımlama değil o. O Allah'a bakan yön. Yani evvel ismine mazaretim, aklın. Zahir, Allah'ın aklımın zahirdeki eylemsel hali. Onunla ben tanımlıyorum. Şimdi neyse bak. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Siyahı kullanayım. Cüz ihtiyarını bilmiyoruz. Mahiyetini hemen şey yapayım. Şeceri hilkatta vicdan neredeydi? Daire hayat mıydı? Vicdan... daire hayattı galiba. Vicdan. Abi. He. Sureti alemi şehadet. He. Kanuneti kitab-ı mubin. Alim. Hakikati evamiri tekviniye. Ha evet.
Oo. Çünkü o da mail var. Doğru. Doğru. Evamir tek. Sen o kadar cezalısın ki. Maşallah. Oradan beri o öyle cezalısın ki ben seni havale ettim şeye, ötelere. Neyse etmedim geldik. Mahiyet, bir dakika, sureti alemi şehadette kanuniyeti. Kitab-ı mübin. He evet, akıl ya. O ezber olmasın. Kitab-ı mübin irade kudret ya. Tamam. Kitab-ı mübin. Akıl neye göre hareket edilecek? İradenin kanuni. Mübin, yani şunu şöyle yapayım ki ezber olmasın, şöyle. Şöyle. Şeyde olamaz mı? Alem-i şehadet yerine mevcudat desek. Bu gördüğümüz her şey iradeydi ya. Ha, o daha cami oldu. Değil mi? Evet. Yani mevcudat. O da yani alem-i şehadet de doğru aslında ama mevcudat desek. Çünkü gördüğümüz her şey iradeydi. Kudret tamam. Değil diyorduk. Tamam. İradedir evet. Ama alem-i şehadet. Ama suretidir yani. Mevcudat parantez aç. Alem-i şehadet. Alem-i aha. Şehadet. Bunu çok konuştuk ya. Evet. Gördüğümüz kudret midir, irade evet. Midir? Evet. Ondan sonra kitab-ı mübin. Evet, o da güzel. Güzel, mübin. Hakikatı. Evamir-i tekviniye demişti ya. Hakikatı nedir Mehmet kardeş? Evamir-i tekviniye. He. Nereden bakıyorsun ya. Mehmet abi? Eğer subuti sıfadaki iradeye gitmeyecekse, o zaman evamir tekviniyi mahiyete yazarsa hakikati bir daha düşünmemiz lazım. Bir dakika, mahiyeti mi evamir tekviniye? Yani kaynakta evet. Evet, sıfat çıkmayacaksak olmaz. Çıkmayalım bence. Tabii, tabii. Sıfattaki iradeye git. Ya oraya gitmeyeceksin. O Allah'ta zaman, değil. Şeceri hikatte. Yani. Allah'ta değil. O zaman evamir tekviniye mahiyet olabilir çünkü orada meyil var. Evet. Yukarıda da mahiyeti kalp dedik, meyelam dedik ya. Tamam. İnsanda. Şimdi bu, şunudur, onu bulacağım şimdi. Buldum da evamiri tekviniye mahiyeti oldu. Tek, doğru. Çünkü niye? Şu. Daire-i hayat. Daire-i hayat. Çünkü orada, şeceri hırkata bakın, vicdan. Daire vicdan daire hayatta. Ezber olmasın. Vicdan şeceri hırkatta daire hayattadır. Osman öyle niye baktın yok, ya? Şeceri hırkattaki karşılıklarını yazmadık da burada. Daire hayat demesek diye düşünüyorum. Şeceri hırkatı yazıyoruz hep. Kainattaki diyoruz ya. Ha kainat işte. Eşittir şeceri hırkatı. Ya denir tabii denmez değil mi? Kainat. Yani şimdi şeceri hırkat karşılıkları olarak bir yazalım la. Kainattaki mesela evamiri tekviniye şeceri hırkattadır. Şeceri hırkatta ya. Yine hakikati vicdanda olur o zaman yani. Yani kainat ve şeceri hırkatı tamam. Bir bütün düşünün. Tamam. 18 bin alem. Hayır, yani mevcudat, mahluk. Vücud alem. Mesela daire hayatın yerine başka ne olabilir? Daire hayatın içinde şey. Yani, vicdanda bir şey yok. Yani evamiri tekviniye gibi yani daha uygulanmış şeklinde. Kainatın vicdanı neresi? Aynı hayat filan gibi desek yani hani. Ha. O zaman ben sırayla gideyim de koyayım. Yani, ezberime dur. Atom. O gibi. Yapayım o zaman dur. Atom esir enerji şeydedir. Levi mafe ispattır. Zamanın hakikatıdır. Esir. Ondan sonra geç. Dur. Madde, enerji, esir, maddi hayat. Bu maddi hayat. Maddi hayat şey, kürs. Maddi hayat, aynı hayat. Daire hayatta. Hayatın hakikati işte şeyde, cennette. Yani o öyle olacaksa illa olsun. Ama bu şey ya, daire hayat, şeceri hırkatı arıyoruz ya, bu şeceri hırkat değil mi kitab-ı mübin? Şeceri hırkattan çıkmadık ki. Tamam. Mesela mevcuda şeceri hılkat, kitab-ı mübin şeceri hılkat, evamir-i tekvine şeceri hılkat, daire hayatta şeceri hılkat. Tamam. Şimdi insanda yaptık, kainatta yaptık, tamam. Şimdi ne cüz-i itti? Cenab-ı Hak'ta olabilir değil mi? Yok onu yapmıyoruz. Çünkü Allah'ta irade sıfatı sıfatı bitti. Onun için şey olmaz. Tamam. Peki ihtiyarın
kainatta şey varsa, kainatın aklı Kur'an'dır diyor ya. Cüz-i ihtiyarında bir insan gibi düşünürsek, cüz-i ihtiyarın, bu insanda kainatta nasıl olur bunu? Cüz-i ihtiyar kainatta. Onu bırak, işte hiç meşgul olmayalım bu cüz-i. Çünkü cüz-i ihtiyari beşeriyete aittir. Olmaz abi kainat. Olmaz çünkü. Yo olmaz çünkü. Beşere aittir. Hayvanlara aittir, gafillere sahip. Yani alim şahadetteki şeyimizdir. Kullandığım şeydir. Şu anda arkadaşlar bir irade, insandaki irade, kainattaki irade, kainattaki iradenin, şöyle değiştireyim şöyle yazayım. Kainattaki kainattaki iradenin, tamam. Bendeki akıl nasıl bir akılmış ki abi? İhtiyara. Çok güzel. Bunu kaydedeceğim ben de kendime sonra. Hasan. Ha. Yani bendeki akıl nasıl bir akıl ki Hasan abi? İhtiyara kanuniyet, ihtiyara ne? Kanuniyet mi oluyor abi? Kanuniyet, her şeyin kanuniyeti burada ya. Kanunda. Cüz-i ihtiyarın kanuniyeti akılda. İradenin kanuniyeti nerede abi? O da orada. Yani ikisini nasıl oluyor abi orada? Yani ikisini kanuniyeti bir mi aslında? Akıl nasıl? Kanuniyetleri bir mi yani? Kanuniyeti, yani her şeyin kanuniyeti bir ya. Bir mi? Tabii kanuniyet bir. Mesela diyelim ki akılda kanuniyetler alemi ya. Kanun. Kanun emirdendir, namus irade. Sonra sana imtiyazlaşıyor, namusun oluyor. Namus derken böyle şey değil, İzzet-i nevi, şahsiyet kazanmak. Şimdi çok güzel oldu. Çok hakikaten bugünkü hoş oldu. İradenin sureti çok hoş, güzel oldu. Hani hakikaten bilmiyorduk, öğrendik, öğreneceğiz. Emamet-i Tekvini... Ezan okundu mu? Yok değil mi? Okundu abi, yine okundu. Şu sayfayı da okuduk mu, şunu, şu yaprağı, tamam. Bir yaprak. Bir şey sorabilir miyim abi? anlamaya çalışıyorum. Evamir-i Tekviniye'nin mahiyeti Mecul'ün nur tarafıdır diye düşünüyordum. Öyleydi. O zaman iradenin... Evamir-i Tekviniye'nin içini bir boşaltayım da gör. İçini... İyiyim vardı. İhtiyaç İhtiyaç İncizap Meyil. Bu irade işte bu buradan şey geliyor. Yani hepsi bunu doğuruyor hakikaten iradeyi. İhtiyacım var irademi aktif ediyor. İhtiyacım var, irademi oynatıyor. İncizabım var diyor. Hele meylim var, meyil. İraden şey yapıyor. Evamir-i Tekvini tazamun ediyor iradeyi. Zaten açık ifade var Risale-i Nur'da. İradeyi tazamun eden Evamir-i Tekviniye. Evet. O zaman yani işte nur tarafındadır da diyebiliyoruz yani. Tabii mahlukiyet tarafı. Allah tarafına bakarsan nur tarafı. Mana tarafı, nur mana. İrade-i ilahiyenin cilvesi olan Evamir-i Tekviniye diyor. Of, bir de söyle, bir de yavaş. İrade-i ilahiye cilvesi olan Evamir-i Tekviniye. Ya. Sari. Sözler 687. Çok güzel. Ne oldu, bize de ayet mi geldi galiba? Sayıldık, ayetin ayeti. Bize ilham geldi, Risale'nin ilhamı. Ayetin ayeti. Aynı biraz önceki derste, evet doğru. Yani çok güzel. Hadi bakalım. Sözler 632. Ne istiyorsun abim? Ha. Çiçek. 632 sözler. Ey biçare insan. Yok, yaptık mı bunu? Yok, ha, bir tane atladım. Yok, bir geri geliyorum. Sözler 588. Herkes tasdike mecbur olurdu. Aklın ihtiyarı kalmazdı. İman ise aklın ihtiyarı iledir. Sırrı teklif sayı olurdu. Betim bitti. Ne anladık? Aklın ihtiyarı, cüz-i ihtiyarının yazılımı kanuniyetiymiş. Bak, aklın ihtiyarı, cüz-i ihtiyarının yazılımı kanuniyetine sahipmiş.
İmanın başlangıcı vahyin tahakkuk ettiği ilk mertebesi olan akıldır. Demek ki imanın başlangıcı nedir o iman? Aklın vahyi kabul ettiğinde ilk merhalesi başladı. Sır da akıldaydı. Teklif de akla vahiy ile yapılıyor. O zaman aklın ihtiyarı derken cüz-i ihtiyarının yazılımı, kanuniyeti aklın içinde. Zaten denmiş burada. Sözler 632. Ey biçare insan, aklını başına al. Ehli dalaletin vekilini dinleme. Bitti. Akıl cihetiyle bakıyoruz. Aklını başını al hitabını taakkule yapılıyor. Yani bak, Hasan takkeni kafana koy. Demek ki kafamda değil. Kafamdaysa öyle denmez. O zaman ey insan aklını başına al. Kim yapacak bunu? Akıl yerde demek ki. Onu taakkul yapıyor. Taakkul sistem. Şu sistem. Buna diyor. Ey insan. Taakkule diyor ki. Ey insan aklını başına al. Yani sistemin içerisinde aktif olursa vahiy, taakkulun içerisindeki akıl aktif oluyor. Şeyse muallay muallifiyle dediğimizde aklını başına almadığında taakkul ne yapıyor? Taakkul bir sistem olarak şeyle, tahil tasavvurla meşgul devamlı. Devam, evet. Doğru. Onu hareket ediyor. Yani şunla meşgul. Şu taakkul içerisiyle aktif değilse dışarısıyla meşgul ki taakkulun dışarısı sureti de tahil ve tasavvurdur. Hep orayla meşgul. Orayla ilgili düşünür. Burayla hayal eder, burayla düşünür, akıllıyım zanneder. Aslında aklını başına aldığı maksat vahyi dinle, aklın üst şeyine bağlan demek oluyor. Evet, evet. Çünkü taakkulun içerisindeki akıl aktif olursa olması için vahiy gelmesi gerekiyor. Şeydir, arkasıdır, melekut tarafı. Eğer vahiy kabul etmemişse taakkul, herkeste sistem çalışıyor taakkul. Kafir Müslüman. Vahiy kabul etmeyen bir taakkul, suretle meşgul, tahayyül ve tasavvurla meşgul. Zannediyor ki tasavvur akıldır. Düşünceleri akıl zannediyor. Akıl zannediyor. Düşünceleri aklidir zannediyor. Oysa ne kadar acayip varta tuzak. Ne diyor? Şeye hayal. Çok önemli. Bunu bilen adam vehimden vesveseden kurtulur ya. Yani bir daha şu taakkul bir sistemdir. Vahiy kabul ederse taakkul aklını başına alır. Akıl aktif olur. Akıl bu sefer akılla düşünür. Eğer vahiy kabul etmezse taakkul, tasavvurla düşünür, düşüncelerini aklı zanneder, zanlarını doğru zanneder, şüphelerini hakikat zanneder. Yani tasavvur nerede, akıl nerede? Yani o huriyeyi aslında aklı kabul ediyor. Evet. Ya da şu var mısın abi, hayaline gelmiş bir düşünceyi kalbe gelmiş zanneder. Aşureye gelen bir düşünceyi taakkul zanneder ki aklımdır. Bu akla gelmiş şüphe zanneder. Ama vahiy diyor ki her aklınıza gelenden mesul değilsiniz. Değilsiniz. Deyince akla vahye bağlamış mı oluyor? Oluyorsun. Mesela akıl buraya geldi mi? Vahiy diyor ki akla, taakkule. Ey taakkul, senin hatırına gelen şitim, kötü sözler, Allah'a küfür bunun akıldan değildir. Aklın sureti olan tahayyül ve tasavvurdan geliyor. Serbest bölgeden geliyor. Çünkü oradan şeytan serbest bölgeden akla vesvese atmaya çalışıyor. O vesveseye burası mahal ya, sen kısacası taakkul aldanma. Senin hatırına gelen tahayyüldür. Mesul değilsin. De. Değilsin. İçeriden değil dışarıdan gelendir. Tamam. Mesela benim üzerime bir çamaşırıma çamur atladı. Bu mu? Bu işte vesvesedir. Yani geldi. Bir de itikadım bozuk. İçinde çamur var. Bir çamaşırıma çamur atladı Ali. Üstüm başım kirlendi. Bu suret. Batınıma bir şey yok ki. Şimdi bana deseler ki üstün çamur, kalbin de çamur. Ne kadar doğru bu? Üstüm, elbisem çamur. Kalbim de çamur olur mu? Peki tersini düşün. Kalbim çamur, dimağım çamur. Elbisem çok kaliteli. Olsa ne olur? Cehennemi yaşıyorum. İşte arkadaşlar, serbest bölge akla veri vermeye çalışır. Yani vesvese vermeye çalışır. Ve akla diyor ki taakkule, şu gelen hayali ve tasavvurlara
Takul ediyor ki aklidir. Akli değildir. Akli olabilmesi için vahiy olması lazım. Onun için hatırımıza gelen düşünceler, şekiller, suretler aklın özelliği değildir. Aklın dinamiklerinden çıkmamıştır. Akılla alakası yoktur. Takulun beslendiği suret serbest bölgedir. Onun için hatırınıza gelen... Peki aklı olup olmadığını nasıl anlayacaksın? Kur'an'a vuruyorsun, mihenge vuruyorsun. Mihenge vurduğun zaman aklı olup olmadığını anlarsın. Semavi ise aklidir. Değilse atıyorsun, serbest bölgenindir. Devam edeyim. Bir şey sorabilir miyim abi ya? He. Biraz kafam takılıyor, özür dilerim. Evamir-i Tekviniye'nin de bir sureti, hakikati, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti var ya abi. Yani Evamir-i Tekviniye de kainatta dolaşıyor. İnsana geliyor, insanda değişiyor, kainatta dolaşıyor. Bu dolaşma esnasında kendi içindeki iradeyi de şekillendiriyor, değiştiriyor mu abi? Yani sen bu irade... Yani, değiştirme değil, yani, kalitesi artıyor, taayyunu artıyor. Evamir-i Tekviniye bir yazılımdır mesela. Bir çekirdeğin yazılımı Evamir-i Tekviniye'dir. Hasan abi, niyet, nazar, mahiyet, harfi, manayi ismi Evamir-i mahiyet şey değiştiriyor. Evamir-i Tekviniye gibi olabiliyor mu bu? Tabii bak, Evamir-i Tekviniye nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Niyet, nazarla değil. Her şeyin bir yazılımı var. Mesela çekirdek ağaç olma meylinde değil midir? Evet. Bak işte. Bilkulu. Şartlarını bulduğu anda hemen. Tak diye olur. Yani arkadaşlar, Allah Nur-u Muhammed'i yarattı. Nur-u Muhammed'i de insan olma sisteminde yaratmış. Mesela gözümüzün önünde misal vereyim. Çekirdeği toprak attık. Ya bu toprağını buldu. Suyunu buldu. Muamelesini buldu. Güneşi de buldu. Ağaç olma meyli yok mu? Ha, işte o ağaç olmayı kasteden zat Allah... Ağacı kastettiği için Allah ve ağaç arasında bir berzah koymuş. Evamir-i Tekvini, yani çekirdeği yapmış. Çekirdek ne demektir? Ağaç olma ihtiyaç, incizap, iştiyak ve meyli vardır. Bu sistemde yaratılmasına, yani ağaç olma özelliğine Evamir-i Tekvini denilir. Evamir'de. Mesela insan, insan olma şeklinde yaratılmış ama beşeriz. Anadan doğan beşerdir, ruhtan doğan insandır. Zaten Nur-u Muhammediye için evet. Anadan doğmuş gibi dünyaya geldi, dünyada ekti, biçti, gittiyse bu beşer geldi, beşer gitti. Yani ruhundan doğmadı. Yani Evamir-i Tekviniye'nin abi ihtiyarla ilişkisi var. Tabi olmaz olur mu? Mesela onu anlatmaya çalıştım ya, çekirdek ağaç olma meyli yok mu? Ağaç olma iradelidir yani. İrade demiyorum abi, ihtiyar diyorum. İhtiyar da var çünkü üniversite diplomasının ortaokulda diploması var. İradenin içinde ihtiyar zaten var. Ustad diyor ki 17. sözde iradesiyle diyor. İhtiyarımdan vazgeçtim. Niye ben vazgeçtim de? Çünkü ihtiyar beni hazır zamana müptela ediyor. Ya yapma, bedenine dikkat et, korona vardır. Bu ihtiyara ait olan. Mesela bir insan ihtiyarda mıdır, irade midir? Ciddi ulvi hakikatler ortadan kaldıramasına önünüze konulan her sebep ihtiyarınızdır. İrade ulvi şeylerdedir. Ya korona vardır, gitmemen lazım. Bugün haftada zaten bir gün şey yapıyorsun. Çoluk çocuğuna bu düşünce irade değildir, ihtiyardır. Üstad diyor ki ihtiyar beni yere yapıştırıyor. Ayaklarla ayakları var, kanadı yok. Yani ilişki ve çelişkileri, dünyevileşme, beşeriyetleşmeyi ihtiyar yapıyor. Bıktım diyor ya bu beşeriyetten, ihtiyarımdan vazgeçtim. Yani beşeriyetten çıktım. İkinci ve üçüncü sait oldum. O zaman insanda ihtiyar yoktur. Beşerde ihtiyar vardır. İhtiyar beşer. Beşer insanda ve ihtiyarı da kullanıyor. Üst diploma. Yani mesela diyelim ki insan oldu peygamberimiz, insan. Ama beşeriyetini de kullanıyor. Mesela evlidir, beşeriyetini kullanıyor. Yahudi çocuğuna iltifat ediyor, beşeriyetini kullanıyor. Anda onlara nasıl davranıyor adam, edepsizce şey yapıyor ama o şey yapmıyor. Evet. Beşeriyetini kullanıyor. Ama ihtiyarına hapsolmuş, iradeyi geçememişse namaz kılamaz, ubudiyet yapamaz, kutsi şeyler yapamaz. Yapıyorsa iradelidir,
yapamıyorsa ihtiyarlıdır ama iradeyi geçti diye ihtiyar ortadan kaldırmıyor. Hmm. Mesela tuvalete gitmiş, oradaki temizliği iyi, ihtiyarla yapıyor vesaire. Yani irade camidir. Kayığa binmemek, benim kayığım batar demek ihtiyar. İhtiyardır, o irade değildir. Vazgeçip ya 300 bin ihtimalde bir ihtimalle Allah razı olsun, güzel güzel. İradeye geçmektir. Ha, iradeye geçirdi, ikna ederek iradeye geçirdi. Allah ile baktırdı. Aklını başına aldı. Aklını başına aldı. Ona biraz önce okuduk ya birinci derste. Dedik ki tasavvurdaydı, zandaydı çünkü. Zandaydı. Aklını ne yaptı? Delil ve burhanlarla ikna etti. Harika bir misal getirdin maşallah bugün. Kaya binmemek, kayıktan korkmak ihtiyardır. Hayatı zehir eder. Hayatı zehir. Depremden korkmak. Deprem oldu İzmir'de. Ben bugün İstanbul'da dışarıda yatıyorum. Bu ihtiyardır. Ama Allah ile düşünmek, onu ne kadardır? Mesela diyelim ki deprem oldu. 5-6 tane bina yıkıldı İzmir'de. Koca milyon insan. O kadar insan sanki hep yok olmuş. Şimdi sıra gelmiş İstanbul'a. Yani bütün İzmir yok olmuş. Merkezi orasıyken. Şimdi geldi sıra benim İstanbul'a. Dolayısıyla ben şuyum diye kendini şey yapmak, bu tamamen ihtiyardır. İrade nedir? Allah ile düşünür. Kaya bilmemek, o mektubattaki kaya bilmemek korkusu ihtiyardır. Ustad onu ikna etti. Senede kaç tane kayık batar dedi. Efendim ya bir batar veya iki veya hiç batmaz. Sene kaç gündür? 360 gündür. Bu hal işte kaç tane kayık vardır? 1000 tane. Peki bizim bindiğimiz kayık, şu anda biz bindiğimiz kayık ve şu anda batma ihtimali nedir? 360 binden bir ihtimaldir. 360 bin ihtimalden bir ihtimalle korkan bir insan, insan değil hayvan da olamaz diyor. O zaman ne zaman korkarsın? 4-5 tane ihtimale inerse, 5-6 ihtimale inerse o zaman korkulur ki o da iradedir. Meşrudur diyor. O da meşrudur. Harika işte. Kaya bilmemek ihtiyardır. Kay ikna edip onu aklını ikna etmesi, delil, burhan, hüccet gösterip tatmin olmasını onu iradeye taşıdı. İrade kutsidir. Tamam. Devam edeyim. Ben şimdi ses... Efendim? Şey, Gafur abi dedi ya, ihtiyar beşerdedir, insanda değildir. Yine aynı kanuniyeti kullanarak insanın sureti beşer desek, böylece ihtiyar zaten beşerin içinde olduğu için insanda da vardır. Birleştirmiş yani. Oluruz diyor. Evet, birleşti, doğru. Bir de söyle. İnsanın sureti beşer. Harika. Doğru. Tamam, doğru. Tamam, insanın sureti beşerdir. Şerlerle dolu bir şer. Kanuniyeti... Ama aşağı doğru dolduracağız ki kanuni hakikati mahiyeti zor olacak. Şimdi onu düşünmedim ama tamam. Hani ihtiyar insanda yokturun karşılığı olsun diye söyledim. Tamam, doğru. Onu beşer. Dediğiniz gibi diploma mevzu. Diploma gibi. Üniversite diplomasında ortaokul diploması da var gibi. Beşeriyeti. Evet. Tabii beşeriyeti aşurda anlatıyor. Bakın şu serbest bölgede olmak beşerdir. Bu beşer bu meleklerin bu verilerle vahiy geliyor, aklı bu serbest bölgedekini, kendisine uygun olanları vahiy ile alarak beşeriyetten sıyrılıyor, insanlığa doğru gidiyor. İnsanlığa gidiyor. İnsanın içinde beşer de vardır. Mesela ruhun içinde kadın erkeklik de vardır. Çift şeylik vardır. Oysa ruhun cinsiyeti yoktur yani. Aa, bir dakika abi. Bakın şurada yazmıştınız ya. Şurada yazmıştınız ya abi. Neredeydi? Şu. Yok. Evamir-i tekviniye ile ayat-ı tekviniyenin cem-ül ceminden iman ha. olacak demişsiniz ya. Evet evet. O zaman abi bu birleştirme olayı aslında diyorsunuz ya zıtlar. Çelişkiler aslında ilişkidir abi. Evet. Şimdi ihtiyarla iradeyi aslında sanki zıt çelişki gibi görüyor olsak dahi biri hayatı tekviniye, biri evamiri tekviniye dersek birleşmesiyle iman oluyor. Doğru, doğru. Hayatı tekviniye hazır. Arkadaşlar ihtiyar hazır zaman. Mazi müstakbelden kopuk ne esiyor, ne hatırıma geldi, ne zevk aldım, ne meylettim, ne istedim. Ya bu Allah istiyor mu, ahirete benim uygun mu değil mi? Hayır bakma, ben öyle bakmam, ben taksitle uğraşmam. Hazırda ne diyor? Bu ihtiyar arkadaşlar. Bu ihtiyar. Ya mazi ile müstakbelde kopuk. Yani ya vefası yok Allah'a. Korkusu yok ahiretten. Yapıyor. Bu nedir? İhtiyardır. İradesi olsaydı yapamazdı. Mümkün değil.
Onun için ustad bir daha söylüyorum. İhtiyarımdan ben meşgul oldum buna. Ya niye sen cüz ihtiyarından vazgeçiyorsun ya? Niye bunu iptal? Yani beni beşerileştiriyor. Beni yere yapıştırıyor. İkide bir bunu al, bunu giy, bunu yeme, bunu şey yapma. Kilo aldın, kilo vermedin. Şunu yaptın, bunu yaptın. Ya bu beşeriyet, çık bundan ya diyor. Çık diyor. Beni ikide bir, beni yoruyor diyor ya. Çıktım diyor ihtiyarımdan. Da onda zaten kanuniyeti de vardı. İradeye geçtim. Ondan sonra kutsi şeylerle meşgul oluyorum zaten. Allah. Peki abi şey nasıl oluyor ya? Bu sahabe nefsi... Namazda ihtiyardan çıkıyorsunuz biliyor musunuz? Namaz anında iradedesiniz. Oruç tutma anında başladığınız iradedir. Beşeriyet yoktur. Melek bir nevi diyor, Allah söylüyor. Bir nevi meleklerim gibisin. Ey oruçlu diyor. Başka, karşına bir tane kadın bütün alçaklığıyla tekliflerde bulunuyor. Beşeriyettir. Hayır dediğin anda iradedesin. Hasan abi, yer kabuğunda bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalara ve bu dalgaların yeryüzünü sarsmasına deprem denir. Depremin oluşuna alkole, zinaya veya insanların siyasi görüşüne bağlıyorsanız lütfen en yakın psikiyatri kliniğe başvurunuz diyen kişi ihtiyardadır. Evet. Ama doğru. Tam tersi şekilde Kadir Zülcelal'in müsahhar bir memuru, belki bir gemisi ve tayyaresi olan küre-i arzın içinde bulunan ve hikmet ve iradeyle ittihar edilen bir bombayı ehli gaflet ve tuyanı uyandırmak için ateşlendir diye olan emir-i Rabbani'yi unutmak ve tabiata sapmak ahmaklığın en ileri seviyesidir. Şu. Misal bunu şu. Fark edebilmekte tabii. Bak şimdi bu adama şöyle misal, ustad vermiş. Bir adam ölmüş, polis. Komiserin tahliliydi. Bunu nasıl söyledi? Beyninden mermi girmiş. Şimdi katilini arıyoruz. Bu adama cevap, ustadan cevap verin. Katilini arıyoruz. Bu adam nasıl öldü? Mermi. Tam da mermi nasıl geldi? Bak, tüfeğin içerisinde mermi vardı. Merminin içinde saçma var. Saçmanın dibinde barut var. Barutun arkasında kapsül var. Kapsülün arkasında meme var, iğne var tüfeğin. Dolayısıyla bu diyor, tüfeğin tetiği çekildi. Memesi gitti, iğnesi gitti. Kapsülü ateşledi. Kapsül barutu yaktı. Yanan şey genleşir, ileriye doğru saçmayı itti, evet. Bu adamı öldürdü. Böyle, bu adamın ölüsü bu. Kabahat kimin? Kabahat kimin şimdi? Yani bu katil işin, bu tüfeğin sistemi değil mi? Tetiği çeken kim? Nişan alan kim? Nişan alıp tetiği çeken kim? Evet, depremi doğru tanımladı. Deprem, kanun-i ilahi sistemi anlattı. Bu sistem tüfek sistemini anlattı. Bir mermi nasıl çalışır, nasıl patlar, nasıl adam ölür tüfekle? Yani depremin sistemini anlattı. Peki bu tüfeği yönlendiren, oraya has kılan, o vakti kılan ve tetiği o dakikada çeken kim? Şeye geliyor bana hep, Rüştü abinin sözüyle. Necdet Elmas, Türkiye'de ilk defa banka soyan adam, ilk defa soyguncuda adam vuruluyor. İlk defa o Türkiye'de yapılıyor 70 küsürde, soyarken vuruyor. Diyor, mahkemede hakim soruyor, niye vurdun diyor. Çok ilginç, adam Ankara Üniversitesi sosyoloji mezunu. Çok iyi kullanıyor sosyolojiyi, diyor ki, niye vurdun diyor. Ben vurmadım efendim, ama sen gözüküyorsun hepsi diyor. Ben dedi, aklım yoktu diyor. Ben dedi, dükkanlardaki robot gibiydim dedi. Geldi bir tanesi tüfek verdi dedi. Tüfeği elime verdi dedi. Elimi koydu dedi tetiğe. Elimi, evet ben çektim ama dedi, onun eli çekti diyor. O tüfek benim elimdeydi. Tetik de benim elimdeydi ama benim elimi çeken oydu diyor. Hakim dedi ki, la kim o? Senin tüfeği sana eline veren, tetiği çektiren, sana diyor ki mafya arkada diyor. Kim o dedi? Cemiyet dedi. Beni cemiyet. Aldığım eğitim dedi. Yani aldığım eğitim. Mesela siyasi PKK'nın lideri Abdullah Öcalan hukuktan mezun. Hukuk. Hukuku korumaktan bir şey. Ama böyle bir şey. Şimdi devam ediyoruz. Biraz şey yapalım. Saat isterseniz bu ezmeyeyim. Burada dursun o zaman. Okudunuz mu abi bu açıklamayı?
Nereye? Metni okumadım ki, açıklamayı okumadım ki. 632'yi okumadınız mı? Yok, okuyun bak. Okuyun abi, çünkü zaten aynı şeklinde yazmışsın. O zaman tamam. Ey biçare insan, aklını başına al. Ehli dalaleti vekini dinleme. Aklını başına al, hitabını takule yapıyor. Ha, iyi ki okuyoruz. Çünkü bunu konuşuyorduk. Sonra devamında diyor ki, eğer onu dinlersen, hasaretin o kadar olur ki, büyük olur ki, tasavvurundan, bak tasavvurundan serbest mi? Ruh, akıl ve kalp ürperiyor. Bitti. Şimdi ne demek? Aklını başına almasa, insana tasavvuruyla hareket eder. Aynen, bak bir daha, bak buraya bakın. Bugün size çok vahiy geliyor ya, vasat bunlara ya. Yani, misalinin şeyi. Okumadım inan, sonra baktım aynısı. Ay acayip konuştuğumuz aynısı, iyi ki konuşuyor. Bak eğer Kur'an'ı dinlemesen, bu takur neyle hareket edecek? Tasavvuruyla hareket edecek. Buradan gelen verilerle hareket edecek. Zannedecek ki ona akıl ya. Akıl hareket etmiyor, serbest bölgeyle diyor. Çok acayip. Aklını başına almasa insan tasavvuruyla hareket eder. Tasavvuruyla hareket edince tasavvurdaki zan, vehim, şüphe gibi şeyler kuvvet bulur. Yani akıl diyorsun şüpheye, zana akıl diyorsun, düşüncelere akıl diyorsun. Hepten kuvvetlendi. Bulunca ilk önce ruhu sonra aklı ve kalbi dehşetlere sokar. Kişi aklıyla hareket etmese tasavvuruyla hareket eder. Ustadım diyor ki eğer tasavvur yani zanlar ve vehimler, tereddüt malumatlar, düşünceler vesaire bilgileriyle hareket eder diyor. Tasavvuruyla hareket eder o demek. Yani bunları nakle yani vahye tercih ederler. Neyi? Vehmini, zanlarını, tereddütlerini, malumatlarını, düşüncelerini, bilgilerini vahye tercih ediyor. Aklına başına almazsa, tasavvuruyla bunları tercih ediyor. Yapmış oluyor. Vahye tercih eder. O zaman da ilk bozulma süreci ruhtan sonra akıl sonra da kalp oluyor. Nasıl bir sıralama yapmışsınız abi? Evet. O şeyden metinden geliyor. Metinden öyle geliyor. Niye? Nasıl böyle ruh, oluyor? Ruh, akıl ve kalp diyor. Ruh, akıl ve kalp diyor. O zaman ilk bozulma süreci ruh. Sonra bak yukarıda diyor. Ruh, akıl, kalp ürperir diyor. Evet, evet. İlk önce bozulma süreci ruh. Sonra akıl. Çünkü en son seni çok da antika. Bak niye? Niye? Niyesini söyleyeyim sana. Yazmadım. İman akılda değil, kalptedir. Niçin? Çünkü akıl tatil eşgal etse, unutsa, sani, kalbin bir özelliği var, Allah'a bırakmıyor. Allah'ın nazargâh-ı ilâhî ruh değildir, kalptir. Kalbin içerisine hiç kimse bakamaz, Allah'tan başka. İman da kalpte olduğu için, öyle tevekkül, böyle tevekkül şey, böyle kolay kolay kalpten iman çıkmaz. Allah seni bırakmıyor kolay. Bırakmıyor Allah. Seni Allah bırakmıyor'un adıdır. Onun için en son bozulma kalptir. Yani iman seni en son. Sen çok ciddi terk etmedikçe iman seni terk etmiyor. Tasavvur ruhu kandırıyor mu? Ya, ruhu yani ürperir diyor. Ürperir diyor. Onun için bozulma süreci şu. Söylüyorum. Serbest bölge ile ben akıl zannediyorum vahiy olmayınca ruhu bozuyor. Ruhu bozunca aklı bozuyor. En son seni terk eden kalptir. Niye? O kadar vefanın timsalidir. Çünkü kalp nazargâh-ı ilahidir. İmanın mahalidir. Latife-i insaniyedir. O için seni en son bozulan odur. Aslında mantık nedir? İlk önce akıl bozulur, evet. Sonra kalp bozulur, evet. Sonra ruh bozulur. Evet. Değilmiş ya. Yani. Değilmiş. İyi ki böyle çünkü hep seni bırakmıyor. Hiç bırakmıyor. İyi ki böyle ya. Yasin diye. Şimdi biraz önce diyorduk ki evet. Niye böyle şimdi böyle, iyi ki böyle. İyi ki böyle diyoruz. Çünkü evet. İyi ki diyorum ki iman akılda değil de kalptedir. Aa. Yoksa Lemak'ta diyor akıl unutur, gaflete dalır, tatil eşgal eder. Yani bir sürü hatta o aklı iman azı şeyler de söyleriz. Fakat imana zeval vermiyor. İman kalpte olduğu için kalp de Allah'ın kendisi var orada. İman ne demektir? Allah'ın tayini ve teşahhusudur. İmanın içerisi Allah'tır. 9. sayfa şu anlarda Allah imanın içerisine tayin ve teşahhus ediyor. Onun için seni terk etmiyor.
Allah adına seni tutuyor. Kalp seni bırakmıyor. Çok çok sen onu bırakmadıkça o seni bırakmıyor. Onun için ayette diyor ki siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmez. Böyle Rüştü abinin sözüyle şey yapıyorum. Bizim bildiğimiz Allah zanlarımızdaki Allah'tır. Ve o bir hakiki Allah değil. Ama Allah onu da kabul ediyor. Balonu patlattık abi şimdi. Çekmece gölünün üzerindeki balonu patlattık. Çok şükür ya. Bizim o bildiğimiz, zannettiğimiz zanlarımızın içindeki Allah'tır. Ama Allah da onu da kabul ediyor. İmam Rabbani diyor ki, Allah Muhammed ümmetine merhamet etmiş, itikadının, imanının suretini de kabul ediyor, ibadetin suretini de kabul ediyor, ahir zaman fitnesi olduğu için. Allah'a sonsuz şükürler olsun. O hakikat bin zatların hürmetine Müslümanları ve bizi Cenab-ı Hak affeylesin, kusurlarımızı, günahlarımızı tebdil etsin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye de bizi daim kayım sahim eylesin. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı ikramı, ihsanı, lütfu olan hizmet-i imaniye, Kur'aniye elimizden almasın. Onların şefaatine mazhar eylesin. Onların ruh âlilerini bu maide-i Kur'aniye sofradan hisselerini ziyade eylesin ve haberdar eylesin. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha'tıma selavat.